Porno tütülüz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Nintendo Switch oyun konsolu alacağım öyle mi? Ne kadarmış? Deli Oğuz 2 lira göndermiş. Kartal bununla 4 oluyor bak demiş. Attı ya oğlum Oğuz. Attı. Senin attığın paraya zaten cevabını direkt verdi. Pokemon Planet oyna net sarar. Vallahi çok oynamak istiyorum ya. TL'le git kaprisan al kendine demiş. Anasının nikahıymış ama 2500 lira diyor. Pahalıymış oğlum, bu kadar pahalı mıymış lan bunlar? Neydi bir daha söylesene, internetten indiriyorsun PC'den oynuyorsun dediğin oyunu. Ya neye koymaz ya? Oynayacağız amına koyayım. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Oyunları da pahalıdır bunun. Bu, ben sana söyleyeyim, bu bana 5000 liraya patlar. Okumamış. Bir dakika, bir saniye. Bunu okutacağım artık, yapacak bir şey yok. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Oğlum vallahi kapatmadım. Bak Kur'an çarpsın kapatmadım. 5 lira bir göndersin. 5 lira ve üstüne okuyor bunu. Kanka bir 550 daha at da şunu bir çekeyim şuradan. Bir şey söyleyeceğim. Okutacağım dedim ama. Bak okutacağım dedim. Bir 5 liranız var mı arkadaşlar? Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Bak 2 liraya okumuyor zaten. 5 liranın altını okumuyor. Ya Batuhan su sikerim ben ana. 5 lira ve üstünü okuyor. Bak bir de yumuşak çağrı yumuşak ya yumuşak ya yumuşak ya yazmış. Bir dakika. Bir bir kan altını okumuyor diyor. Sinirlerim bozuldu bir saniye. Kasino kartı 250 almış. Hoş geldin 87.4, hoş geldin. Eksi 97 ha demek eksi 97. Nasıl okumaz yarlarla bir 500 daha diyeyim. Artı 97.3 ha gördün mü? Abi emülatörde o iş olmaz ya. Beşliyle üstünü okuyor. Çok üstünü okumuyor değil. Yok okur. 500 lira üstünü şarkıyla okuyor yani. Öyle ayarladım. Lan okusana şunu. Vallahi okumuyor. Ben anlamadım ki. Bir dakika dur şu 5 lira. Pornocu değiliz efendim. Reklam. Bir dakika şunu bir daha okuyalım. Basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Dökenin de avradını. Bunu okuyor ama onu okuyayım. Onu niye okumuyor? Bak 250'yi bir daha gönderiyorum. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Allah belamı versin okumuyor bunu. Yumuşak G'yi çok koymuşsun kanka, galiba ondan okumuyor. Buna bir daha bakıyorum, tekrarlıyorum donate'i. Donate'i bir daha tekrarladım. Bunu okuyacak mı? Yok okumuyor. Donate ayarlarından kaldırman lazım spam protection'ı. Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Bunu da okur mu ki kegegıç g Ruzgar abiye selamlar. Demet 1, 2, 3, 4, 5 lira göndermiş. Bak onu okudu mesela. Kesene bereket demek. Gubarcı 2 lira göndermiş. Görevi arttırıyorum Rüzgar demiş. Çok sağ ol Gubarcı. Kesene bereket. Bak bunu okudu. (Gülüyor)
Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Pardon. Bunu okursa top, sikerim. Top çağrı, al işte. Top çağrı. Bunu okudu işte amına koyayım. Ben niye böyle mallık yaptım ya? Google yazıp Google'a giriyorum. Zaten Google'a çıkmış. Yumuşak G 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 yumuşak G. Çağrı destekleriniz için teşekkür eder. Bir şey değil demeniz lazım. Çağrı destekleriniz için teşekkür eder. Bak nasıl bir ismim var. İngilizce'de call yazınca da çağrı olarak çeviriyor. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Çimenlere basma çağrı. Çimenleri eziyorsun. Kusura bakma çağrı. Benziyorsun. Nokta nokta noktaya. Benziyorsun. Doldurun yazmış. Yarrağıma diyen kim? Onu bak banlarım seni sikik. İşe bak ya. Bu kadar yakışıklı bir şeyin varsa amına koyayım. Ben demem asla adam. Kasino karttan 250 dağıttı. Çimlere basma çağrı. Çimen değil kanka o. Çimen değil. Çim yazman lazımdı. O 250 donate'i çim olarak düzeltelim onu. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Ben sana böyle donate atıyorum ama para benden çıkmıyor. Neden biliyor musun? Nasıl ya? Burası sorsuz 2 lira göndermiş. Donate bug'ı falan mı var amına koyayım? Nasıl bu kadar donate atabildiniz ya? Switch parası çıktı seri sipariş. Son 1,5K. 1500 TL daha gelirse Switch alıyorum. Hangisini almak mantıklı? Bir ton Switch var amına koyayım. Bu niye 1700, 1800 de? Bu niye 2900? Ne farkı var bunların? Çünkü babası mı arayacak? Temtem diye yazsana bir Steam'e. O neymiş ki? Bu ne? Babasının kartından mı çekmiş? Kanka atma babanın park kartından. Aa! Oo! Oo! Ama daha çıkmamış ya. Bu gidişle araba parasını tamamlayacak yazmış bak. Hadi bir 10K gönderin de araba alacağım. Güzelmiş lan bu da. Kanka light o. Sen light al sıkılacaksın 2 gün sonra. E light'ı ben... Light ne? Diğeri ne? Kar Audi A8 TFS'i... Yakışır sana. Yok, o çok pahalıdır.
Light sadece elde. O bana kanka elde ne oğlum elde? TV Studio denemedim. Yok oğlum, ekrana bağlamadan oynanır mı ya? Ekrana bağlayacağım ki siz de izleyebilin yani. Aleykümselam Samet, hoş geldin. Lan. Tük. He. Ne yapıyorsun? Alo. Selamun aleyküm Serkan, nasılsın kardeş? Allah Allah. Ya şaka yaptık arkadaşlar. Ameliyat falan olmadım ya bu arada. Herkese çok teşekkür ederim. Troll yaptım yani orada. Ben yapmadım. Trollü de Kartal yapmış. Discord'dan yazmış. 10 tane otele de senin linki verdim ama günde sana 50 tane kod gelmesi lazım. Yalan çağrı. Abi eğer bu ay tıklanır mı? Tıklandıysa o koddan. Eğer yemek siparişi verildiyse siparişi. Bana zaten onun istatistiği gelecek. Ondan sonra bana 15 kod geliyorsa 30 kod gelecek yani. Anlatabiliyor muyum? Ya ne PUBG'si ya? Her gece PUBG mi olur amına koyayım ya? Ne zaman pasifay oynuyor? Söyle bakalım. Sen İnsanlar bana bekliyor. resim atıp demedin 1K lazım hastanede. Ya şaka yapmış arkadaşlar Discord'dan. Ben CS öğreniyorum. Oynayak mı? Dolandırıcı mı? Yont ya da R7 başlayalım. Spotify. İndirim olmuyor abi. Sadece destek yani benim kodumdan gitmiş oluyorsun. Orada benim istatistiklerim artıyor. Destek olmuş oluyorsun. Benim istatistiklerim arttığı için de bana fazla kod veriyorlar. Senin oyunun belli kanka. Sen masa oyunları seninki. Hentai Girl diye bir oyun var. O Hentai Girl bizi banlatır arkadaşlar. O yüzden o tarz bir oyun oynamayacağım. Hell Simulator var mı lan? Seninle bir kapışalım mı? Var kankam. Gerçekten ameliyat olursan geçmiş olsun dilemeyeceğiz. Ama ben demedim ki trolü. Ben yapmadım ki. Emily mi oynayalım? Biz ne zaman seni CS'de VS atacağız Çağrı Aygın? Böyle bir söz vermiştin galiba bana. CS'de VS mi istiyorsun? Evet. Gel. Heh. Ama kanka yani böyle kuru kurusuna yapmayalım. Anladın mı? En kötü şöyle bir şey olsun. Mesela ben bu kanalda artık bana daha az laf sokulsun istiyorum, anladın mı? Rüzgar görüşürüz bro. Yani böyle bir isteğim olabilir. Bu kanalda sana daha az laf sokulsun öyle mi? Evet. Bilemedim ki şimdi ya. Mantıklı mı değil mi? O olmaz. Sikik ya. Kazanırsan senin yayınında arkadaşlar Batuhan Menete de yayın açıyorum. Zaten buradan primini her gün yaptığı için senin yayında da bir yemek sepeti çekilişi yaparız kod gelince. Da sikik onun sözünü verdin zaten. Ne? İki tane diyeceğim o zaman. Senin bana bir kod sözün var. Ben onu şimdi yayınlardan bulmayayım. Ya ben bu Sen Batuhan'ı bana bir indiririm. kod Kim vereceksin. Batuhan kim ya? Bana bir kod vereceğim. Ben yayında kardeşlerime vereceğim o kodu. Benim hem chat daha az oluyor, daha Bak fazla bak şansım olur. kardeşlerime vereceğim. Tam siyasetçi pezevenk. Ne alakası var lan? Adam o kadar tıklamış gelmiş bizi izlemeye. Kardeşim tabii. Bak bak. Kim? Samimiyetsiz piç. Evet. Batuhan abi yer seni bu arada. Ya Aha. siktir git nereye yiyor ya. Gel amına koyayım gel. Beni triggerladınız şu Hadi anda. gel gel. Gel. Counter Strike güncelleme diyor. Bir şey yoktur ya. Elde 100 MB bir şey indiriyor. Ha beni kötü oyuncu zannediyorsunuz ya ona da üzülüyorum bir yandan biliyor musun? Bre amcık sen değil miydin 2 gün önce 15 yaşındaki çocuğa göt veren oyunda? Ya bu nasıl bir tarz ya? Kardeşim doğru olanı söylüyoruz. Hadi Ya bu sen git. nasıl bir çirkin ve pislik ve ağzında Hadi ekmek var hadi. pezevenk.
Hadi. Ekmek yok. Terbiyeli ol birazcık. Ağzında ekmek ne var? Ağzında başka bir şey var o zaman ağzında. Siktir git abi. Duramadın yine değil mi onu? Tövbe estağfurullah. Bak o zaman sana counter şeyimi atıyorum. Ben ettim sen etmedin. Oğlum çıkın gidin şuradan manyak ya. Manyak lan manyak. Evet bezeveyken ananı satıyorum senin ananı. Gel bakalım ya gel. Gel. E-sporcu kimliğimi çıkarma vakti geldi. Ben de öyle düşünüyorum artık. Ciddi. Kanka nasıl bir map istersin? Fark etmez. Güzel bir map olsun. Sesim fazlalaştı mı? Niye kaybedeyim oğlum ya? Bir AWP Lego açabilirim. Biliyorsun diyor map'i. İki. İki. Şu geçen çocuklarla oynadın ya o tarz bir map açabilirim. Kısa böyle küçük. AK yok. Işte, aç, bir dakika bir saniye. Çok fazla ses mikrofonun ayarı geldi. Şu anda mikrofon ayarı fazla. Onu hemen düzeltmem lazım. O yüzden düşük konuşuyorum. Yine alarm çalıyor. Amına koyacağım kapatıyorum. Tekrar niye çalıyorsun ya? Evet tamam. Şimdi kur AWP Lego kur abi. AWP Lego. Aynen. Tamam bir AWP bir de normal atalım şey. Okey? Okey. Kur AWP Lego'yu atalım işte okey. Tamam dur rekabetçi mi kuruluyordu bu? Nasıl kuruluyordu ki? Rekabetçidir herhalde. X Overmet yalanını sikeyim ya. Nasıl ilk defa izliyorsun ya? Aa Ice World var mı? Var. Var Ice World. Full Day kur. Full Day de vardır da çağır şimdi ne yapıyoruz ya? Oynayacaksak onları 1.6 oynayalım amına koyayım. 1.5 oynayalım. Tamam. Lego kur. AWP Lego. Kurdum kurdum gel. Çağrı 2020 olmadan level'ı 40 yap. Rozeti kaçırma. 39 muyum şu an? Nasıl geleyim oğlum? Davet atmadın ki. Joinleyemiyorsun mu? Bu arada ben artık 1.6'yı da kurmak istiyorum. Joinleyebiliyor olman lazım ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm lan. Aleykümselam. Ne yapıyorsun hacı? Katman. Katman oralarda yakınlarda. Kardeşim, davet atacaksın mı? Ben kankacım joinlemen lazım. Bir saniye tamam atayım. Şöyle yapalım. Okey. Madem öyle istiyorsun. Al gel. Hadi böyle gel bir daha başlayayım. Şimdi sür. Kontrol haritaları. AP Lego. Rekabetçi. Sen beni yenebileceğini düşündün mü peki hiç? Öyle evde oturup düşündün mü yani? Ulan ben bu çağrı yenerim lan galiba. Yok. Düşünmedim öyle. O üstüne düşünülecek bir mevzu değil kanka. Turkish Game 1.6'da sessiz sohbet var mı? Dur, çağrıyı tek elimle yani. Yenerim. Ben de monitör kapatıp yenerim amına koyayım. Var mı? E niye söylemiyorsunuz 1.6'da indireyim amına koyayım. Orası da katmandır. Kim bilir orası nasıl katmandır? Terör geç terör. Neden? Şey terör diyorum ya CS:GO. Isınmadayız şu anda. Bir dakika dur yayını kapatayım da sonra şey deme. Chat'i de kapattım bu arada. Ya da dur chat'i açılan pencerede alayım. Hadi siktir git şimdi. Gerizekalı. Chat'i alıyorum. Isınmadayız. Dur öyle değil. Hadi siktir git bir daha o zaman. Hadi köyüne. Bununla da mı chat'i alıyordun? Amına koyayım. AFK'yı bununla mı chat'i alıyordun diye. Gel. Amcık. Benim orada olduğumu biliyordun. Oyunu alsanıza. Oraya nasıl geldin sen? Ha sen sıfırdan başlamadın. Sen sıfırdan mı başlıyorsun? Bir dakika dursun İçine oğlum. Bak. Ne bir dakika dursun? Tamam eyvallah. Siz bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. O sırada donate geldi. Deniz Bıçak Çuşlu'da gönderen Çağrı Batuhan'ı yiyen bir sup benden ulan yazmış. Hadi siktir git şimdi. Amcık seni. Aynen kanka bir tane vurdun amına koyayım helal olsun. Siktir seni. Sen dur oğlum içinden ha, geçeceğim sus, birazdan sikik. İçinden. Heee.
Konuş konuş, anlat anlat amına koyayım. Nereden vurdum? Nereden ateş ettim Çağrı? Çağrı panik misin? Çağrı! Hadi köyüne amına koydum seni. Ya kimsin ya? Isınmayı nasıl bitiriyoruz? Ya bitirme gel ısınalım. Elim sıcacık ya. Elim sıcacık. Hadi siktir git köyüne, biraz daha ısınayım. Gel de seni bir yok edeyim. Amcık seni ha? Pornocu değiliz efendim, reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor. Sen efendim. Oynamayı bilmiyorum, 5 sup yollayacağım. Öyle mi Deniz? Tamam, 3 lira 3 lira 6 lira değilsen için ayrıca teşekkür ederim. Ya nasıl bitiyor bu ısınma? Chatten bir söylesenize. Bir dakikası var. Ya amına koyayım, 2 dakika mı bekleyeceğim ya? Yalnız bende King var acı. Aynen kanka. Bakayım. Bayağı varmış lan Çağrı. Kaç? NP warm up end. Taba basınca gözüküyor 33. Sikik, amına. Sikik bende 33, sende 1 amına koyayım. Heh başladı, hadi bakalım. Amcık seni ha. Böyle mi oynayacaksın böyle korkak gibi? Ne alakası var lan, 7 net çatı, sus otur amına koyayım. Amına koydum. Ya yani. Bu kadar pusup mu oynayacaksın? Çıksana yukarı amına koyayım ya. Ne kadar korkaksın amına koyayım ya. Biraz delikanlı ol amcık. Aynen kardeşim, sen bu de yukarıdaydın zaten. Bu nasıl yukarısın amına koyayım? Yukarıdaydım ben. Ha siktir git şimdi amcık seni. Bir el aldım, bir el. Şükret amına koyayım. Geri zekalı bu kadar korkulur mu ya? Ya delikanlı ol oğlum birazcık. Erkek ol lan biraz. Nasıl bir korkaklık bu amına koyayım ya? Hadi köyün işini siktir git seni keko. Maçın sonunu göreceğiz kardeşim. Ha, siktir lan. Ağlıyor ama bir oradan gösteriyor bir oradan kaçıyor. Göte bak ya. Delikanlı ol oğlum birazcık. Amcık seni. Ben ağzımı açmayacağım kardeşim. Ya, sus. Ömer abi. Çok konuşuyordu, çekeyim dedim fişini. Abi yok ya, karı gibi oyun oynuyor diyeceğim şimdi seksistliğe girecek, o yüzden diyemiyorum. Bak nerelere kaçmış geri zekalı. Ya sen nasıl bir korkaksın amına koyduğum. Amcık önümdeyim, ney korkaklığı. Ya nereye kaçıyorsun ya? Oğlum delikanlı gibi dursana amına koyayım önümde. Ay ay oğlum, sikiş var burada, sikiş, anladın mı? Sen eğimden kazanmıyorsun ki, sen kaçarak oynamaktan kazanıyorsun. Vallahi kaçarak oynamaktan kazanıyorsun, böyle oyun mu oynanır abi? Ya ağlıyor musun? Ya sen neyi bekliyorsun kanka? Çıksana şu yukarı amına koyayım, delikanlı gibi oynayalım. E yukarıdayım zaten. Neredeyim ama? Yukarıda ölünce. Ya niye ben niye yukarı çıkınca sen yoksun yukarıda? Amcık seni ha? Ne konuşuyorsun sen? Ne? Ya bu salağa bak ya. Shift'te falan yürüyor.
Yer değişti diyor falan. Göster, vur, vuramazsan bir daha göster amına koyayım. Neyin şey yapıyorsun? Şöyle yani? Al ağzına. Bayan gibi. Çıksana yukarı! Çıksana yukarı! Let's go, let's go! Bak göstermiyor. Bir oraya kaçıyor, böyle kaçıyor. Böyle kaçıyor. Lan delikanlı ya. Ol biraz delikanlı. Oğlum sen gerçekten bir insan gibi oynuyorsun lan. Mesela bak oradan bir daha çık işte, anladın mı? Neye dolanıyorsun? Al işte abi. Böyle oyunun mu oynanır ya? Ay ay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adaleti getirmeye geldim. Batu, AWP'ye bir tabanca oynayayım. Hadi sen de siktir git sen buradan ben şimdi. Ben tabanca mı oynayayım abi? Sen tabancayla oynay birader. Tamam o benimkiyle abi. Oynasın abi. Bak laflara bak. Dur tabancayla oynayayım. Ömer abim dedi dur. Gel gel. Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Pardon. Yok abi adam gözükmüyor ki bak. Map'te yok, arkamdan falan dolanmaya çalışıyor. Böyle garip garip bir oyun oynuyor. Yo bak buradayım, bak bak. Şş. Etrafına bak etrafına. Taşak geçmeye başladım artık, anladın mı? Vurmuyorum yani. Ver Allah aşkına 3 kere ardı ardına vur, onu sub atacağım. Ne ara geldi bu buraya? Speed'e kaçtım kanka. Ay bu kadar da rezalet olunmaz ya. Bilgisayar kasıyor ki benim. Vallahi bilgisayar kasıyor acı. Aa AWP bozuk, AWP bozuk. Aynen aynen. Çok kötüsün oğlum. Ya beni vurman için her şey vardı, anladın mı ya? Hiç hareket bile etmedim amına koyayım bilerek. Silahla oynayacaktın. Oğlum sen nasıl bir malsın? Senin gibi bu oyunun gerizekalısı değilim ki ben. Ya hadi lan. Hadi siktir lan şimdi. Siktir git lan bunu. Amına koyayım seni. Lan var ya çağır her gün. Az kötü değilsin ha. He? Ne oldu şimdi? Elim ısındı bir dakika. Ben de kanka donuyor ki. Amcık. Oyun donuyor bende, oyun. Ha aynen. İzleyenler her şeyi görüyor şu anda. Ne oldu? Silahla 88 vurdum. Niye AWP'ne sarıldın? AWP'ne sarılmadım ki, silahla vurdum amına koyayım. Hadi köyüne hadi. Hadi bakalım. Pulde açar mısın? Aç pulde'yi, vereceğim kafana vuracağım. Ala ala. Bir daha yazsanıza onu, göremedim ya. Ya tamam kapat komik, hadi kapat, güldük. Vallahi Amburok'un açtı, ben açmadım. Bekle şimdi. Invite kabul et kanka, bir map daha kurayım. Nasıl bir şey açayım, ne istersin? Pool day açacaksın abi, pool day nasıl bir şey değil, pool day istiyorum.
Pool da istiyorsun. Aynen işte. Öyle. Pool da yatacaksın. Vuracağım kafana. Sen geldi miydin lan lobiye? Ben başlattım ama. Hmm. Bu ne amına koyayım? Silahlar nerede? Oo, yaraydık amına koyayım. Silahlar çok saçma yerlerde. Keşke her yerde aynı silah. Ben teröristim. Counter'a geç. Ya al geçeyim. Counter daha iyiyim. Hep karanlık amına koyayım. Salak ya bu çocuk. Kanka silahların yerlerine bak çünkü çok saçma yerlerde silahlar. Haberin olsun. Bir dakika dur. Neyi dur oğlum? Chat'te bir sıkıntı var, bir saniye. Okey. Sana şimdi dur diyorum saniye. Değil mi? Ne amına, warm up'tayız zaten salak, ne olacak? Aa, Ömer abi demiş kazanana 100 TL demiş. Ya abi bu zaten iyi oynuyor ki. Benden iyi oynadığını düşünüyor. Düşünüyor mu? Evet. Keşke sadece düşünsem amına koyayım. Senin için faydalı olur düşünsem yani. Abi benim önceki maç ne olacak Ömer abi? Onu ne yapacağız? Amına kurum senin lan. Amına kurum senin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah bak be! Ya yazılmıyor. Silahların yerlerine baktım dışarı. Ne yapıyorsun lan? Amına koydum. Ne yapıyorsun? Militan. Bende çok ping var bu arada. Çağrı 27 pingim var. Gözünü sevdim. Ağlama ya. 27 nerede? 1 nerede amına? 0 pingle oynuyorsun. Kankam sen kur amına koyayım. O kadar ağlayacaksın. Siktir git. Ben kurmam sen lazım. Kur kanka, al çıkıyor. Nasıl kuruluyor? Daha ne kadar ağlayacaksın acaba? Kankacığım oynaya basıyorsun. Resmi eşleştirmeden atölye haritalarını seçiyorsun. Orada pool day varsa pool day'i açıyorsun. Yoksa atölyeyi siktirip gidip indiriyorsun. Hadi bir dakika bakalım. Bir daha söyle. Oynaya bastım. Tamam, oynaya bastıysam atölye haritalarına geçiyorsun resmi eşleştirmeden falan. Orada evet. Sol yukarıda. Ondan sonra oradan pool day varsa pool day'i açıyorsun. Eğer yoksa atölyeden indirip öyle açıyorsun. Tamam bekle amına koyayım. Bu kadar zor bir şey değil ki bu. Ama bence pool day oynamayalım kanka. Her taraf saçma sapan silah dolu yani. Ya sen rahat ol. Zevkli olmaz, o yüzden diyorum. Şey diyeceksin ondan sonra. Sen orada silah aldın tabii. Orada doğdun tabii diyeceksin falan. O yüzden gerek yok yani. Bekle abi. Abone oldum şimdi birine. Ya da pooldayım belki hep aynı silahlısı vardır. Ondan bulabilirsin. Öyle bir şey gerek yok. Orijinal pooldayı. Davet atmama gerek var mı? Ben girdim, bana katıldı falan var. Diyordun. Var, davet atmana gerek var. O zaman niye az önce bana katılsana dedin? Yo, katılabiliyormuşum. Katıldım. Botları nasıl atıyorum? Kanka bot alttan trekik. Ondan sonra MP freeze time oturumu artık erişilemez diyor lan, ne yaptın amına koyayım? Bir daha gir MP. MP değil. MP freeze time mı yazmaya çalışıyorsun? MP altı freeze time kaç? 0. Direkt doğar doğmaz hareket etmek için. Ondan sonra bir de şey yapacağım. Round'u bitireceğim ama katılamıyorum kanka şu anda, haberin olsun. Boşuna yazıyorsun yani. Bilmiyorum, katılmıyor. Oyunu başlattı. Az önce katılıyordu mu? Ne yaptıysan katılmıyor. Ya ne yapıyorsun şu an? Bir yayını açayım bakayım. Çok gel gel, açmana gerek yok. Gel, davet attım, kabul et.
Go go. Gel bakalım. Kanka Allah'ını seversen saçma sapan troll yapma olur mu? God mod yazmaydı bilmem ne falan filan gibi. Ya salak mısın oğlum? Öyle şeyler ne yazıyor? Yaparsın. Senin huyundur, yaparsın. Vallahi ben kanka... Huydur çeker boktur kokar demişler Çağrı her gün. Be safe. Let's go, my friends. Botlara at bakalım. Ne yazıyorduk lan? Bot kick mi yazıyorduk? Ha, bot attı. Sen de attı. Seni de atmadı mı? Yo. Burada mısın? Bir şey oldu mu? Yok yok kanka iyiyim ben. Bot hilem var benim. Oh, atılmıyorum. Silahta sıkıntı vardı. Isınalım ısınalım sıkıntı değil. Okey kısa süreli zaten. Sen niye olduğun yerde duruyorsun mesela? Hareketle oynasana mı? Biraz hareket etsin. Ya abi sana ama. Ne? Benim oyun tarzımdan sana ne ya? Ya siktir Allah git Allah. O zaman sana neyse. Böyle oyun mu oynanır abi? E BS atıyoruz sen de öyle oynat tipe bak. Ya freestyle 0 yapsana. Nasıl yani? Tamam boş ver. Nasıl yazılıyordu? MP. Alttan freestyle. Hadi köyüne şimdi. Ya sıkıyorum. Amcık sen ne yaptın? Hile ne yaptın, ne yaptım oğlum? Bekle yayını açayım da ben bir göreyim. Amına koydum seni. Niye kapatıyorsun lan ekranı piç? Ekranı falan kapatmadım salak mısın oğlum sen? Aç aç ekranı aç. Amına ya koydum. Ne ağlıyorsun be kardeşim? Onunla bile öldüremiyorsun ya. Onunla bile öldüremiyorsun ya. Sen gerçekten kötüsün ya. Amına koydum seni. Oğlum sen salak mısın? Hadi köyünü amına koyayım. Yok yok kanka daha fazla aç aynen amına koyayım şuna bak. Ya ben biliyorum oğlum seninle oyun falan oynanmaz ya. Ya gel gel. Amına koydum kapat da adam gibi oynayalım ha. Ne oldu oradan mı vuracak? Sen amına AWP'de koydum. Bunu yaptın değil mi AWP'de bunu açmıştın sen. Ha bunu açtım aynen. Ben senin gibiyim çünkü. He siktir lan. Ben onu açsam sen bir el alamazsın amına koydum salağa. Tamam sen öyle oyna ya bana fark etmez yani amına. Oyna oyna öyle oyna. Vallahi bak. Bombayı da kurdum amına koyayım. Amına koydum seni. Sen de beni görüyorsun. Yo ben nereden göreceğim? Sen yazmadıysan ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Ben yazamıyorum ki aptal kurdu sen. Sen yazabiliyorsun ben yazdığım için sen de yazabiliyorsun. Siktir git ya. Ya siktir git oğlum senin nasıl bir kahpe olduğunu herkes biliyor da işte boş ver. Ha, beni görmüyorsan bu hareketleri nasıl yapacaksın amına koyayım? Görüyorsun. Görmesem böyle ya hareket ya lan. Orada olduğumu bilemezsin görmesem ya. Ya kankacığım ben açamıyorum açamıyorum anlamıyor musun? Allah Allah açamıyorum kurucu sen olduğun için.
Bok açmıyorsun amına koyayım. Nereden geldiğimi bile görüyor. Sadece oyun oynuyor işte. Salak, ses kasıyorum. Abi bu çocuk harbi aptal ya. Ya siktir gerizekalı seni. Ha buradan ses kastın öyle mi? Daha yeni doğmuştum, ses kasarak aldım. Amcık pikliyorum. Piklemek ne ya, demek biliyor musun? Hadi sen? Siktir ağla, git ya. Amına koydum seni. Gerizekalı seni. Ha anca balık salak. Kaçarsın. Onunla da senden bir sik olmaz. Çağır her gün. Oğlum ben Counter'ı kaç kere Counter oynamışım oğlum ben? Hayattaki tek başarı şu oyunda amına koyayım oyun oynaması. Onda da var ya aynen. Seni var ya bir adam getirdim senin ağzına. Gel lan lol atıyoruz. Evet atıyoruz gel. Gel lola gel ya. Oğlum sen salak mısın? Ben bu oyunu kaç kere oynadım oğlum? Ay ay. Allah'ım çıldırıyorum ya. Ay çıldırmalara bak gerizekalıdaki. Ulan ne yaptın? Ya sen gerçekten. Ya gel lola gelsene sen. 1v1 açıyorum gel. Ya lol ne amına koyayım? Ya lol ne lol ne? Sen lol'ü ne kadar oynuyorsun? Sen ben bunu bundan daha az oynuyorum. Sen lol'ü her gece oynuyorsun. Ben bunu oynamadım. Ya push. Bak beni dinle. Ben lol'de iddialı değilim. Ben de bunda iddialı değilim ki. Ben bunda ligim ne oğlum benim? Orada. Ligim ne benim bunda? Ben senin burada zaten bu oyunu... demiyordun. Ha, sen bu oyunu zaten oynadığını ben senin biliyorum. Gerizekalı Kamil. Gel lol'ü amına koyayım şimdi. Hadi lan hadi. Niye gelmiyorsun niye? Korktun mu? Lan milletin içinde. Gel lol'e gel. Kardeşim benim ya gerçekten. Ya niye gelmiyorum? Gel kanka girdim hadi. Kanka gel. Bak sana bir şey çalacağım. Hazır mısın? Ya gerizekalı. Senin zaten CS'de oynadığını ben senin biliyorum zaten. Sen neyin artısını yapıyorsun? Sana illa global adam mı getireyim ben burada? Mal ya bu gerçekten yapma ya. Gerçekten mal ya. Batu ağlama yazıyor herkes ya. Niye? Ben bak ben korkmadım. Bilmediğim oyuna geldim yani. Ömer abi sen bu piçi yenebiliyor musun? Batuhan'ın bu kadar sevmesi çok garip. Bastırılmış duygularını açığa çıkarttı. Hayır. Hiç alakası bile yok. Sen gel abi çok gel. İddialı girdin. Vurdum gel. Eline verdim. İşte iddialı falan girmedim amına koyayım ya. Gel. Ben her yerde iddialıyım oğlum. Benim adımın geçtiği her yerde iddia vardır yani anladın mı? Ne konuşuyorsun o zaman? İddialı değilim diye. Gel. Bir dakika. Aram nasıl kuruluyoruz? Sonsuz uçurum. Kapalı seçim. Kanka aynı karakterleri almayacağız mı? VS öyle atılıyor diye biliyorum. Ya ister aynı karakterler alalım, ister sen bir karakter al, ben başka bir karakter alayım. Hiç fark etmez yani. Kapalı seçim yaparsan almaz ama. Ya aynı karakterleri almamıza gerek var mı? Bence var eşit olması açısından. Oğlum senin oynadığın karakterler başka, benimkiler başka yani. Tamam ortak bir... Ya 1v1'de aynı karakter almak diye bir şey mi var amına koyayım? Benim kestiğim karakteri sen alırsın bir dahaki el. Bakarsın oynayabiliyor mu, oynayamıyor mu? Benim bildiğim öyle kanka ama du niye çıktı oyundan? Bir şey oldu. Batuhan kıskanç mı yazmışlar? Biraz kıskanç. Bak var tabii aynı alın diyorlar. Aynı alınır. Niye Burst o zaman aynı almadılar? Sen girsene oğlum oyun artık. Dur kanka girdim de gir. Bir şey oldu attı. Hızlı gir. Hızlı girdim zaten az önce. Bekle şimdi bir daha gireceğim. Ya ne kadar komik ha. Oo nasıl komik. Oo. Aynısını sen yapsan burada kahkahalar şükelaydı değil mi? Amına koydum seni. Oo. At invite at. Yersiz yapıyorsun ondan gülünmüyor. Aynen. Efektimizi yok ya amına koyayım. Ben o efekti bir indireyim de. Ne alıyoruz şimdi söyle. Ya hiç fark etmez aga. Ben bir ekran yapayım da o zaman. Yo söyle ne alacağını ben de söyleyeyim. Bilemedim ki ya. 75 saniyemiz var. Olaf alıyorum. Olaf ne la? Tamam ben farklı bir şey alayım mı yoksa ben de mi Olaf alayım? Ben Olaf hiç bilmiyorum. Yo ya. Farklı bir şey al ya. Ya ben bu VS'ye niye giriyorum şimdi? Zaten yeneceksin yani. Ben zaten o LoL mu oynuyorum? Ya niye amına koyayım şimdi ağlama moduna geçtin? Ben zaten CS mi oynuyorum? Gerizekalı troll yapıyorum senelerden beri CS'de ben. Kaç kere CS ya. Oynamışım? Oğlum sen iddialı girdin. Ben hiç iddialı yok. Yo iddialı falan girmedim oğlum. Gel dedim amına koyayım ama. Herife bak ya. Bekle.
Ne alıyorsun? Söyle. Söyleyeyim mi? Evet, benim Olaf aldığımı söyledim ama ona koyayım. Yani zaten değiştiremiyorum. Kanka ben Teemo aldım. Kar topunu neden aldın peki? Bilmiyorum ki. Kar topu... Kar topunu ona atacağım işte. Damage atmıyor mu kar topu? Oğlum ben buna spell bile harcamam ki. Spell bir harcamayacağım ki ben buna. İlk VS alan mı kazanıyor? Nasıl oluyor şimdi? İlk kill alan mı alıyor? Base atmak var mı? Kanka öyle. He? Yanlış bilmiyorsa... Sesin kesiliyor. Oğlum sesin kesiliyor Kamil. Discord çöküyor galiba. Çökemez. Minyonlar harekete geçti. Ne yapıyorsun Çağrı? Bu ne? Bir dakika, gelme üstüme, bir Discord'a bakıyorum. Discord'da bir şey yok Batuhan, sende bir sıkıntı var. Harbi mi? Evet. Pingim düşük. Baltayı kaldır bakayım, kaldırabiliyor mu? Ya öldüm ki amına koyayım. Kanka bir tane daha balta atarsan öldüm zaten. Ne yapıyorsun lan? Kar topu attım. Git git hilleri al gel. Ne yapacağım ya? Sıkıntı yok abi. Oğlum buna da ağlamazsın. Yeniyorsun zaten ya. Vay amına koyayım. MS'im 28-34 yayında olduğum için. Al öldüm amına koyayım. Hadi köyüne şimdi. Çocuk egosu tatmin ediyoruz ya. Ya hadi siktir lan, kimin egosunu tatmin ettiğimiz. Gel bir daha yayınlayalım. Aynı devam. Ne alakası var kardeşim? Benim bunda iddiam yoktu ki. Ya sus kardeşim, benim CS'de çok mu iddiam var? Kaç saat CS oynamışım ya? Amcık iddialı girdin ya. Ya aa, kardeşim yenebileceğin tek oyun CS'de gel dedim. Ben de geldim oğlum. Bu kadar ağlamana gerek yok yani, anladın mı? Ya hadi Çağrı her gün ya. Ne anlatıyorsun amına koyayım? Çıkıyoruz mu? Ben ağlamıyorum ki oğlum. Herhalde lan bitti ya VS. 1-0.
Ben şu an senin gönlün olsun diye giriyorum. Ya ben de senin gönlün olsun diye girdim amına koyayım. Çok mu oyun biliyorum ben? Aa ne kadar ağladın ya? Ne kadar ağladın ya? Bir delikanlı ben olurum ya. Ağlamıyorum ki kanka. Helal ya, niye olsun ağlıyorsun kanka? Benden... Ya siktir git ya. Bak, bu kadar ağlanmaz ya. Bak kardeşim diyorum ki sana helal olsun. Lolü benden iyi oynuyorsun. Anladın mı? Ben bunu söyleyebiliyorum. Ben CS'yi zaten iyi oynuyorum. İyi oyuncuyum CS'yi de demedim ki ben. Sen ayrıca helal olsun Lolü benden iyi oynuyorsun demedin kardeşim sen. Geçen haftalarda VS'lerde hatırlamıyor musun? Geçen hafta VS atmadık ki oğlum. Lane'de çakka o kanlı lol olay olduğu için öyle ya. Siktir git sen kimsin arabada uçuşuyordu amına koyayım ya. Ne kadar zamanlı olduğunu. Evet hadi. Bunu nasıl kullandığını. Ne alsam bilmiyorum ki ya. Tasarımı Patrick diye bir arkadaş var, o yaptı. Patrick. FIFA'da hesap görülsün bence mi? UFC'si olsa kafasına vururum ki. Abi sakin olur musun please? Ben mi? Olamam. Veysi atıyoruz Rüzgar Efendi. Hah şu anlar ameliyatlısın diyor. Ürün elektrik ver. Santran işte kafasına vururum ya. O tarz öyle kafa gerektiren oyunlarda yapamaz. Atayım mı bir kağıt? Atsana. Para lazım. Arabanın yarısını... Her seferinde çık oyundan. Bilmem ne. At yayını kapatırım yani öyle söyleyeyim sana. Rüzgar Bey az önce eline verdim kendisinin. Şifreyi ver diyeyim. Tamam yaz. 1453. Evi almış. Savaş alışverişten daha ilginç oluyor anlarsın ya. Sonsuz uçuruma hoş geldin. Minyonlar harekete geçti. Çıkmayan toptur. Gerçek toptur ama. Ha orada mıydın? Pornocu değiliz efendim. Reklamcıyız. Bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Pardon. 1K yazmış. 3 lira göndermiş. Ölüyordum bak az da. Valla kaçmadı amına koyayım yani. Normalde kaçması lazımdı. Seri devam. Senin ego tatmin olana kadar devam. Ya her oyun sonunda kardeşim ego tatminiymiş. Yok bilmem. Senin egon tatmin oldu az önce CS'de. Ben ego için oynamıyorum. Gel LoL'le gel dedim. Başka oyun yok başka VS atabileceğimiz. Ya Allah'ını sevdiğim. Ha bu oyunu bak, ben bir tek... Oğlum ki, ben bu oyunu bak bir senedir oynamıyorum bak, ben bu oyunu. Ben bu oyuna senin CS'de girdiğin kadar iddialı girmedim. Sen CS'de ya, girerken dedin ki gel dedim kafana vereyim, eline vereyim, ağzına yüzüne vereyim dedin. Gel dedim vereyim dedin. Çocukların eline verdik ya, götürdük. Ya abi önerdik. Hadi be kardeşim ya. Hadi be kardeşim. Ben şimdi bu LoL'e gelmeseydim. Hadi be kardeşim LoL'e... ya. LoL'e gelmeseydim korkaktım. Ben şimdi korkak bu LoL'e gelmeseydim. Korkaktın. Heh, öyle diyecektin. Evet evet öyle korkaktın. Diyecektin. Öyle diyecektin. Senin gönlün sen olsun diye geldim. Sen niye ağlıyorsun oğlum bu kadar? Niye ağlıyorsun ya? Gel tokatlayayım biraz da. Geleyim hadi sana content çıksın. Ha content çıksın bana değil mi? Bu kadar ağlanır mı ya?
efendisi suikastçıdan korkacaksın. Batın. Kafes dövüşüne girelim. Ağzını bunu kırarım da. Aran almış. Bunu yapmanın tek yolu sessiz ve ölümcül olmak. Aran almış. Bariyer Ignite Aran almış. Aa, mana aldım. Mana yenilemesini iyi aldım. Ha, hangi item alsam ya? Karşıma çıktın ama tekrar düş istersen. Nasıl? Roleplay? Hangi item alsam ya roleplay? Beğendin mi? Akali'yi döver Garen bu arada, evet. Ama Batu beni dövebilir mi? Ona bakacağız. Yok kanka, ben dövemem ki. Ben neyi dövüyorum amına koyayım? Ne anlatıyorsun ya? Aha. LoL'de ben çardan daha iyiyim dediğin zamanları ben duyuyordum kanka. Şimdi niye? Kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de bu zaten. Oh be, zamanı geldi. Bu arada 100 milyon olan kazanır. Ya. Minyon gelmiyor kanka, ben böyle seni kesemem ki. Drop falan yok ya, ne drop? Yok, ben yaklaşmazsa kule altımı gireyim amına koyayım. Nasıl keseceğim seni? Ya sana ne kardeşim, taktiğim var belki. Drop yok abi. Drop olsa ben buradan görüyorum. Bir çanta dolusu silahım ve bolca vaktim var. FPS drop olabilir, evet. MS'im çünkü 30'lara falan çıkıyor. İlk ben kestim. Tamam, bir şey demiyorum zaten. O flash'tan sonra ultiyi nasıl vurabiliyor mesela, anladın mı? Anlamsız yani. Değil mi? Devam ediyoruz mu? Kanka sen bilirsin, sen söylüyor. Yayıncı sensin. Yerlerini katletmen gerekmiyor mu senin? Ya Kaylot ne ağlıyor oğlum? Ağzımı açmadım amına koyayım. Ağlıyor ağlıyor. Bunlar da beni triggerlamaya çalışıyor. Hadi oğlum çıksana. Yani devam dedik ya, bir kill daha devam dedik. Oo. Ben bilerek minion almadım amına koyayım, daha bir kill olacak diye. Bilerek. Bilerek mi almadın?
Ya almadım tabii oğlum, ne işime yarayacak Beyza? Ya kardeşim Batu'nun böyle konuşuna bakma. Benden fazla LoL oynuyor bu adam ya. Ben ne zaman LoL'e girdim amına koyayım? Ya her akşam yayındayım. Allah, kaç kere LoL oynadım ben bir sene boyunca? Ya. Allah belanı versin. 5v5'lerden başka girmiyorum kendim. Ya böyle. O 5v5'lerden başka girmiyorum dediğin her akşam 5v5 atılıyor amına koyayım. Neyin girmiyorsun ya? Yo. Hayır sen atmıyor. Geçen haftalarda amına koyayım beraber oynarken yok ben şöyleyim falan demiyor muydun ya? Nasıl siktin falan filan demiyor muydun? Egonu tatmin eden birisi varsa o sensin kardeşim. Onu ben peki CS kaç kere oynarken gördüm beni CS? Allah aşkına bak. Elini vicdanına koy. O beni kaç zaman kere... niye iddialı girdi? Bu kadar. Ya sen salak mısın oğlum? Sen ben ne kadar iddialı girmiş olabilirim? En son seninle konuştuğumuzda tamam CS'de yenersin falan demiştim sana zaten. Kankacım bu oyuna girerken nasıl girdin CS'ye? Ha sen o yüzden mi ben bu LoL bilmiyorum diye girdin ha. Öyle dediğin zaman şey mi oluyor? Yenilsen de flame atılmıyor mu yani? Hayır. Hayır o yüzden de hayır bir şey söyleyeceğim kardeşim sen ben nasıl girdiğimi geç amına koyayım ya. Ben bu ben işin makarasıyla girdim. Hayır ben makara yaparak girdim sen yok şöyle siktimler böyle. Ulan kaç kere LoL oynuyorum işin ciddiye almışsın yani ya, anladın mı bazı şeyleri? Neyi ciddiye almış? Ya CS her gün CS'desin amına koyayım. 1000 saat CS'm var. Tamam mı oldu mu? Bak işte lafa bak tamam mı oldu mu? Ya hadi siktir git ya. Hadi siktir git amına koyayım tamam mı oldu mu diye. Bu kadar ağlayanı ilk defa gördüm ya. Ya vallahi ağlamıyorum lan. Ya neyi kanka... tamam mı oldu mu gerizekalı? Yani burada VS atıyoruz kanka... ben CS'de uzman mıyım? CS'de ligim bile yok benim. E öyle girdin oyuna. Neye öyle girdim ya? Atsınlar klip. Ya sen bilmiyor musun oğlum benim ne kadar CS oynadığımı? Vallahi susmuyor hayır, ya. İşin şakasıyla girdik diye yani şimdi sen ben öyle girdim diye bir susmadan flame attın amına koyayım. E sen niye mikrofona yaklaşıp konuşuyorsun? Hayır hayır anla diye daha anla diye bak şey. Birazcık daha anla diye anladın mı? Biraz oğlum sen yaklaş... şu anla ya, algıyı yönetmeye çalışıyorsun yani anladın mı? Hiç alakası bile yok ya. Şaka yapıyorduk. İddialı dedin gel dedin CS dedin. Tamam gel dedim yenerim bilmem ne yaparım falan filan. Ama sen diyorsun ki yok iddialı girdim bilmem ne girdim ben buna şeyli girmiyorum. Kanka zaten sen bir şeyle ama... yenene kadar devam edecektik yani. Neyi konuşuyoruz biz şu an anlamadım ki. Bırak abi ya ben senin yani anladım şu olmasa, an. Yok bak, anladım bunda, ben seni anladım bu kanka. Bu olmasa diyecektin ki gel Gartik de eline vereyim falan diyecektin. Anladım ben yani. Seni anladım kanka anladım. Tamam anladım boşver. Ben öyle girdiğim için sen zevk aldın. İzleyenleri de öyle hype'ladım yani anladın mı? Yoksa CS'de uzman olmadığımı sen zaten biliyorsun. Oğlum FIFA VSS'i nasıl atalım? Bir kere Çağrı şeyde PlayStation'da FIFA'sı. Benim PlayStation'ım mı var? Aga böyle bir şey var mı? Ben CS'de tamam gel falan yaptım diye iddialı girdin. Nasıl siktimler bilmem neler bebek sesleri falan filan. LoL'e gelince her hafta LoL oynuyor adam. Benden fazla da bak. CS'de benden sesini. Zaten fazla oynuyor da LoL'ü zaten fazla oynayan adam. Gelmiş. Ha, tamam. Orospu çocuğu bir var ya. CS'yi senden daha fazla oynadıysam. Yani büyük net söylüyorum bak sana. Bak çok büyük CS'yi senden lafını, fazla oynamıyorum. Geri al kanka lafını. Ben CS'yi hiç oynamıyorum çünkü. CS diyorum ya LoL'ü. LoL'ü benden... senden fazla oynamıyorum kanka ya, emin ol yani. Siktir git ya şurada ben ulan bir senedir aralıksız yayın açıyorum. Zaten bunun 6 ay 7 ay roleplay yaptım. Ne ara CS oynamışım amına koyayım bana bir göster. CS'ye girdiğinde CS'yi de troll yapıyorum. Ben CS demiyorum LoL'ü diyorum LoL'ü. LoL'ü ne zaman oynamışım? LoL'ü bir kere yayında oynadım ben. Yayın dışında şurada geçen hafta birazcık fazla oynadım o kadar yani. Kanka Allah'ını seversen ya. Yok sen yine ne kadar devam edecekti zaten. Yok bilmem ne bilmem ne. Delikanlı bu olan... oyuna işte amına koyayım. Geçen hafta niye o zaman atarlıydın LoL'de? Sen herhangi bir platformda yenene kadar devam edecektin. Ne işte alakası yani. Var abi? Elimizde başka oyun yok. Varsa söyle orada da VS atalım yani. Ben şey yaptım mı amına koyayım? CS'yi ben bilmiyorum kanka. Şöyle bilmem ne falan yaptım. Ateşi söndürmedim. Geldim senle adam gibi VS attım yani anladın mı? Gelmiş yok. Sen kaybetmeme egosuna kapıldığın için. Yok ben LoL'ü zaten oynamıyorum. Öyle girdim. Kanka yok. genele vurduğunda kaybetmedim ki sonuç olarak. 1-1 yani. Hayır sen işte LoL'de sen kazanana kadar oynayacaksın diyordun ya. Ha, o yüzden LoL'e gelmek istemedin yani. Git Welcome to the Game 2 bitir öyle gel.
Nasıl tutunduysa amına koyayım CS'ye. Ya kardeşim bak ben burada tam CS oynuyoruz. Abicim sen zaten CS oynadığını söylüyorsun. Ben oğlum herhangi CS bir CS oynamadığımı da biliyorsun. Ben sen bak benim CS oynamadığımı sen biliyorsun. LoL'ü de eşit oynamışızdır ki ben bu sene bir kere LoL oynadım. Gel Zula vs atalım o zaman. Bak Zula'yı sen oynadın mı? Oynamadım. Ben de oynamadım. Girelim oynayalım. Ben diyorum ki ben FPS oyunlarında iddialıyım. Bu arada botu CS'de rankına göre rezalet oynuyordum. Böyle bir yorum okudum. Allah affetsin. Kim on diyen? Kendisi global miymiş bunu diyen? Yani zaten global olmasına gerek yok. Kendi oynadığı rankta seni değerlendirmiş. Anladın mı? Başka bir rankta değerlendirmemiş. İyi, oyun bilgisi sıfır o zaman arkadaşım. Ben buradan söyleyeyim. Steam adım ne oynatacaksın? Sinemalar. Atamazsın ki arkadaş olmamız lazım. LoL'de kaç level'sun? Level'in kaç? Ne? Level'in kaç LoL'de? 50'yim kanka. Ne oldu? Yüksek level olsam laf mı sokacaktın? Yo oynamadım falan diyorsun ya o yüzden sordum. Ya, oynamadım çünkü. Yabancı dizi çok izleyemiyorum ya. "1500 saatim var Batu" diye çağrı yeni etiketlerin. Gel VS atak 1500 saatim varsa. Senle de. CS'de rankın ne senin? Benim mi? He. Benim şu anda şey kanka. Ne? Ya çift keleş ya da onun bir altı da ben bayağıdır oynamıyorum ya CS'yi. Rank sıfırlanmış. Ben Nova falan başladım. Nova 1 başladım tekrardan. Hı-hı. Yayınlarda sadece ranked oynuyorum. Öyle çıkıyorum yani. Normalde bırakmadan önce şeydim, Supreme'dim. Global'e falan da çıktım ama Supreme'dim yani. Genel kaç olarak. Saat CS'm var? Bakayım. Bayağı var bu arada ya ama çoğu şeyden var. Bir zamanlar CS'de şey yapıyorduk. Soylu Vezir. Kutlu olsun doğum günün. Ya kutu geç kanka kaç saatim var onu söyle amına koyayım ya. Tamam ama anlatayım bir dur. Ya. 1000 saati yaklaşık şeydir. 2500 saat CS'm var ve benim 230 saat CS'm var. Beni yendiğin için bu kadar taşa bu yüzden mi geçtim? Tamam diyorum ki gel Zula'ya Zula atalım diyorum. İkimizin ya. 0 saati var işte. Hadi siktir git ya. 2500 saat CS'si var oğlum adamın. Kanka AFK bırakıyorduk eskiden şeylerde. Public sunucularda kutu düşürmek için. Sırf. Aynen. Bak, ben de AFK bıraktım. 230 saatin 200 saati AFK 30 saat oynamışımdır. 230 saatin yemin ediyorum ki sana 200 saat troll değilse ha beni siksinler. Doğrudur kanka ben bir şey demiyorum. Sen niye yalan söylesin ki ben de yalan söylemiyorum da işte sen. Ben yalan söylemiyorum ki şu an. Net konuşuyorum yani burada. Tamam ben de net konuşuyorum ama sen bana yalan söylediğimi ifade ediyorsun. Ağla. 2500 saatlisin. 230 saat tamam adama işte. Şov yapıyorsun burada. Amcık bulayım sana buradan. Amcık senin de LoL'de aynı adam. Şekilde. 2500 saat. Ben bir senedir LoL oynamıyorum ben. 2500 saat üstü adam bulayım ben buradan. Ben çok oynuyorum sanki amına koyayım. Benden fazla oynamışsındır bu sene. 2500 ya, saatli adam bulayım buradan sana. Senin eline vermezse ben de hiçbir şey bilmiyorum yani. Tamam ha, buna bu mı girelim kardeşim. Şimdi? Bu. Kardeşim ağır bir cevap ver. Vurgular nasıl yapıyorsunuz lan vurguları? Siki tuttuk herkes vurguyla mesaj gönderiyor. Vurgular yeni mi geldi? Bilmiyorum ki yeni geldi herhalde. Ha yeni gelmiş. Kanka 100 çok düşük bu arada onu ayarla herkes yazar yoksa. Onlar benim kardeşim yazacak tabii. Çete okuyamazsın öyle. Vurguyla da okunmuyormuş ki amına koyayım. Yazacağız da ağlama Batu demiş. Geriz modda Harry Potter serverı kapandı mı acaba ya? Kar düşür ne olur bu chat ne? Nasıl düşürüldüğünü gerçekten bilmiyorum.
Söyleyeyim hemen. Söyle. Kanka yayıncı paneline gir. Evet. Sonra bu değişti ya, bir saniye kanka. Buralar bayağı değiştiği için. Evet. Tercihler kısmından. Nasıl, bir daha söyle. Kanala gir, kanal. Bir bakayım, kanalda mıydı ki? Yok, kanalda değilmiş. Bir saniye ben bulayım sana söyleyeyim. Sen orada takıl. Ha şey topluluk. Topluluk kanka, sonra kanal sadakat puanlarına gel. Hı. Orada ödülleri yönetin var. Mesajınızı vurgulayın, bedelini düzenle. Mesajınızı vurgulayın. Ha 500 yap, 1000 yap, şey bir şey yap işte ona kafana göre artık. Bu neye göre 100 veriyor bu? Kanka işte izlenme, ne kadar çok seni izlerse. İzleyiciler ortalama olarak saat başına 220 puan kazanır. Aboneler 2 kat puan kazanır. 120. Aboneler yani 1 saatte 440 puan kazanıyor. 440 yapalım o zaman. 1 saat takılan abone bir şey vurgulayabilsin. He. Tamam, şimdi düzeldi. Abonelik ifadesi açmayı falan da kapat. Neden? Ne güzel işte, izleyenler 440 çok değil abi. 1 saatte aboneyseniz vurgu yapabiliyorsunuz. O ifade şeylerini de biraz yükseltebilirsin aslında, çok ucuz düşükse. Ya onlara yani, bakarız ya sonra. Okay. Emliliğe mi girdin? Hı-hı. Ya bir kazamız bir bark olsun. Kanka bu arada oyun çok stabil değil, yani haberin olsun. Nasıl yani? Ne kadar iyi oynarsan oyuna kaybedebilirsin yani. Çünkü bazen aynı anda geliyorlar, sen ne biliyorsun? Ona yapacak bir şey yok. Bu arada oyun baya 4'ten 5'ten sonra falan başlıyor kanka. Hepsi aynı anda falan gelmeye başlıyor. Bir de üzerine o alttaki karı var ya, Emily. O geliyor. Sonra sıçıyorsun zaten. Ha, dolabın içine saklanıyorduk değil mi? Hadi lan git artık. Heh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 
Şu anda konsantre moddayım, o yüzden. Ne sikim, nasıl koşuyor lan? Altıma sıçtım, bu nasıl bir şey lan böyle? Kapılar çok sıkıntı. Ne yaptın? Oyunu mu kapattın amına koyayım? He, korkudan oyunu kapattım bir anda. Onu bitireceğim, bir ara bitireceğim. Bir ara bitireceğim onu. Bir ara oynayacağım ve içinden geçeceğim oyunu. Şunu özledim ya. Vallahi şunu özledim ya. Keşke bunun yeni oyunu çıksa da buna kassak ama. Müzikten tanıyacağınız mı bakalım? Tanım ama şansınız yok da. BTTG 2. Birini oynayan bana koy. Biri var. Biri sarmaz ya. Değerli arkadaşlar. Bu gece. Onlara. Ulaşmalıyız. Anlıyor musun? Rahat ol. Kestel hangi oyunu göndereceğim bro? Bende vardır bu muhtemelen. Çünkü Steam listem, arkadaş listem dolu, açmam lazım. Sakin kal ve geceye merhaba de. Dördüncü bitiren kişi ben miyim? Dünyada mı? Dördüncüsü ben değildim. Hani ben oynarken kimse bitirmemişti daha. Yok kanka, bitirmişti ya. Vallahi bir tane çocuk bitirmişti. YouTube'a atmış o da. O da hileyle bitirmiş yani. FNF. 1337'de dünyada dördüncü olabilirsin. Joe bitirmişti kaç sene önce mi? Yo. Joe bitirememişti oyunu hiç.
Can o senden sonra bitirmedim oğlum. Benden sonra bitirdi. Beholder serisi. Beholder bende var. Beholder bende var bu arada. Tamam mı? Bakalım. Var ama çok sarmadı ya. Çok sarmadı. Nedense bilmiyorum. Bir saniye. Evet, Sekiro yok abi. Çok değişik insanlar var. Burada karşılaştığım insanların hatta hesabı yok. Bence çok büyük... Kolay gelsin arkadaşlar. Emülatör değilim bu arada. Hadi ya. Vallahi de billahi de. Ya kanka bu yalancı o zaman bu oyun. Sana emülatör diyor. Kanka emülatör sisteminde niye atıyorsunuz ki hemen? Allah aşkına atmayın. Bütün lobilerden anında atılıyorum ya. Gözünü sikeyim seveyim. Ne olursun. Ne oldu? Açık mısın sana burası? Abi Allah aşkına bir atma, iki muhabbet edelim sonra atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz yapın, kendim çıkarım ya. Hayır adam gibi söylesene kardeşim. Korkuyorum abi, nasıl söylüyorsun? Ama korktum abi. Yemin ediyorsun ama kanka. Abi lobiye giriyorum, selamun aleyküm diyorum. İngilizce selam tabii veriyorum, Almanca tabii selam veriyorum. Hiç daha selamı... Ver lan İngilizce selam. Hello. Hello. Aa, Giriz mi var artık lobide? Aksan çok iyi değil mi? Görüyorsun ne kadar güzel. Turist arka. Can you tell me how can I get to Taksim? Oha! Taksim? Taksim. Şakayı hatırladınız mı? YouTube şakası bu. Yeah. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Ben orada enerji uzmanıyım. Madem samimi olduk anlatayım. Really? Evet, enerji uzmanıyım. Enerjinizi doğru yönlendiriyor musunuz? İşte bunu öğrenebiliriz şu anda. Ya, benim enerji hep altlara doğru yönleniyor. Altlardan atıyorum böyle, alttan. Ya şu abi, işin şakası bir tarafa. Evrene kendimizi ne kadar teslim etmişiz? Evrene kapılarımızı ne kadar açmışız? Olay tamamı bu. Evren yani. Bizim amımızda... Yok, neyse, gerçekten hayatta şey beklentiye girip de hiç işlerin hep böyle aksi gittiği oldu mu? Bir değişiklik olsun artık hayatımıza, bıktık ya. Kendini yönlendiriyorsun onu zaten reis. Nasıl acı? Ha? Sürekli olumsuz düşünürsen beynin o şekilde algılıyor, onu yönlendiriyor seni. Doğru söylüyorsun reis ama şöyle söyleyeyim sana, bazı yöntemleri var işte. Biliyorum. Bunun bazı sihirli sözcükleri var. Yani öyle kafamıza Allah göre... Allah'lan. Kafamıza göre olmuyor yani onlar. Bir kere kendimizi evrene teslim etmemiz gerekiyor. Buna hazır mıyız yani? Evren bile siker bizi amına. Teslim güvenemem. Abi işte arkanı dönmen lazım evrene. Ama sikmeyecek, emin olabilirsin. <ona. gülüyor> Bizim enerjimiz nasıl? Enerjiniz kötü değil ama şöyle söyleyeyim sana. Enerji kapılarını tam anlamıyla evrene açtığın zaman gerçekten farkı hissedeceksin biliyor musun? Bazı işlerin yarıda kalmış olabilir, bazıları başka olmuş olabilir. Ama bu kapılarını açman gerekiyor sana enerjinin ulaşabilmesi için. Açacağız kapıları, evren gelmeyeceğiz. Hayır abi, hazır mısınız? Kesinlikle dalga geçilmesin şu anda. Çok yani iki cümle, iki kelime bir şey söyleyeceğiz ama ciddi yapalım. Okey de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle, buyur. Bir kelime daha yetme, inanırım bak kanka. Eyvallah abi. Tamam kanka. Hazırsak dediğimi tekrarlayalım. Evet, sen siktin bizi de. Evet. Yok abi, hazır mıyız? Bak birazcık inanç ve yarın hemen haberler gelmeye başlayacak. O kadar net söyleyeyim sana. Çünkü sen bütün çakranı kapatmışsın. Açık konuşayım. Çakraların hepsi kapanma. Önce bir evet, dinliyoruz kanka. Önce bir selam verelim abi dünyada. Dünyaya selamımızı verelim. Yani bu dünyaya da biz yaşıyoruz. Biz kirletiyoruz. Anladın mı? Hello world. Hello world. HTML tagini kapat. Al sana yazılımcı oldum bak şimdi. Hazırsak merhaba evren. Merhaba evren. Ve merhaba evren diyelim. Merhaba evren. Merhaba evren. Merhaba evren. Güzel. Şimdi birazcık yoğunlaşalım. Ve sen
artık benimsin evren diyelim. 3 kere. Hani kendimizi benimsin. Teslim ediyorduk. Teslim alacaksın, teslim edeceksin. Önce teslimatı alalım. Hmm. Alıyorum. 3 kere diyelim bunu. Yüksek sesle. 3 kere bunun var mı? 3 kere. Onu diyecektim. Şakasız yapalım. Ablam bir alamadı galiba. Bir zorlandı. Şaka yaptım. Ablacım. 3 kere dediğimi söyleyelim. Özür diliyorum. Bir daha özür diler misin? Benden de özür diler misin? Senin ama özür diliyorum. Senden de özür diliyorum. Bu arada isim ne Lale? Göt Lalesi mi amına koyayım? Ya işte bak bu şakayı yapmamanı bu şakayı istemiyorum abi bir daha. Yapma bu şakayı. İsmim Okan. Okan. İsmim Okan evet. Sizin yaşlar kaç? Bir şey sorabilir miyim öncelikle? Hadi ya ben baba şey parasıyım. Bak. Evet. Bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum bu hayatta boşuna yaşıyorsun. Bu evrende boşuna yaşıyorsun. Götünü koç. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten boş adamım ben. Amcık ya. Bunlar mesela ne yapıyor şu an Olobi de ya? Olobi hala devam ediyor bu boşlukta. Şöyle aha. Şöyle bir lobiye girelim. Hayır bu lobiye girmem lazım. Evet değişelim şuraya bakalım. Arkadaşlar hayırlı geceler. Emülatörüm hemen atmayın lobiden. Eğer atacaksanız da emülatörle oynamayacak insan gibi söyleyelim. Burada tutunmanın tek sıkıntısı var. Arıtma su mu satayım? Hocam kolay gelsin. Müsait miyiz? Hocam müsait miyiz? Alo. Aa peki. Hamza kolay gelsin. Hatırladın mı beni? Bakayım. Hamza geçen hafta oynamıştık. Kanka. Hatırladım ya. Sen böyle yolla bunu amına koyayım. Lan ne yolla bunu amına koyayım? Neye rahat tutsun? Aa bizim memoli açık mı lan acaba? Yok abi. Adam o günden sonra herhalde alkol komasına girdi. Bir daha da. Arkadaşlar merhaba. Geceniz güzel geçsin. Hayırlı geceler diliyorum herkese. Nasılsınız inşallah? Allah'ın selamıyla geldim abi. Müsait misiniz? Bir başlamadan önce abi bir mikrofona yaklaşsana. Hiç seni duyamıyorum. Ama mikrofon gayet yakın. O güzel ağzını o zaman biraz daha açarak konuşur musun? O güzel ağzını. Ya bir kaybolma. Şimdi asıl katmana erene kadar buraları geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra en son bir yer buluyorsun abi. Yapıştırıyorsun oradan. 2 saat artık. 3 saat ne çıkarsa. Kolay gelsin lan. Sikik burada tek başına kız mı bekliyorsun? Biri triggerlanacak ona. Abi kolay gelsin. Emülatörüm. Atma beni. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Mikrofonun yoksa oynamam. Konuşsan oğlum. Ya konuş. De. Arkadaşlar kolay gelsin. Emülatörüm. Emülatörlerle oynamıyorsunuz da ben kendim çıkarım bu arada. Oynamıyoruz. Teşekkürler. Ayşegül Hanım sesiniz ne kadar etkileyici. Atma. Boş yapma da yol al. Yok al. Yok. Tamam. Kanka at şunu. Dur. Aklını alırım senin Ayşegül. Adres versene bana Ayşegül Hanım. Bir arkadaş. Ya bu lobiye ben niye böyle trolledim? İnsan gibi kalabilirdim o lobide ya.
Selamünaleyküm. Şu emülatör muhabbetini çözsem var ya, buranın amına koyacağım da işte emülatör sıkıntısını çözemedim ya. Ne yapayım, illa telefondan mı gireyim ya? Bu lobi boşalacak abi. Kanka emülatör olduğumu görüyorlar zaten. Karıştırmasan ne? Orada yazıyor emülatör olduğu. Sonra hiç sorgusuz sual satıyor. En azından ben söyleyeyim ki bir bekliyorlar ne diyecek acaba diye. Kolay gelsin arkadaşlar. Emülatör. Lale. Efendim abi. Erkeğim abi. Atma ama erkeğim diye hemen atma. Erkeğin de amına koyayım, emülatörsün bir kere kanka. Kanka emülatörsem ben kendim çıkarım ama yani sen şimdi kız beklentisi içerisinde Lale, öyle bir Lale dedin ki etkileniyordum az daha yani. Kendime şüphe ettim biliyor musun? Hayır, sen dedin dimdik kaldırmış geliyorsun bana doğru diye. Abi sağ bir şey söyleyeceğim, bu sesi ben tanıyorum. Bir dakika, bir dakika. Reklam sesi misin sen abi? Evet kardeşim. Allah çarpsın ya, bu YouTuber sesi ya reklamcı sesi. Vallahi söyler misin abi? Yok, reklam kanka. En son Morpet reklamlarımda seslendiriyor. Şaka yapıyorsun. Bir seslendirsene abi tekrar. Morpet. Annenin amını kullandırır. Oğlum git buradan lan. Ne? Ne? Derin katman. Annenin orospu çocuğu ne dedi orada? Aa piçe bak. İşte böyle bir ortam arkadaşlar. O yüzden bu oyun çok sıkıntılı, riskli bir oyun yani. Bu lobilerde neler neler var burada. Ne ticaretler dönüyordur kim bilir. Uyuşturucu bile satılıyor olabilir buralarda. Kolay gelsin arkadaşlar. Sinirim çok bozuk. Beni birazcık güldürün. Adamın canını sıkmayın lan. Müsait mi İzabel? Atma beni. Bir kere beni atacaklarken odayı bana vermişlerdi. Çok bomba olmuştu ya. Hocam kolay gelsin. Müsait mi? Bir isteğim olacaktı. Oyuna girmek için gelmedim. Negan. Orada olduğunu biliyorum. Evet çok agresif giriyorum. Biraz sakin girmem lazım. Arkadaşlar kolay gelsin. Beni bir atmayın. Bir isteğim var. Oyuna girmeyeceğim sizinle. Söz veriyorum. Sadece bir isteğim var. Sadece bir isteğim. Evet. Abi ben bu oyunu kız arkadaşımla oynuyorum da. Kız arkadaşımla da bu oyundan tanıştık. Allah nasip ederse de 3 ay sonra da nişan yapmayı düşünüyoruz açıkçası. İnşallah. İnşallah size de nasip olur buradan, çünkü İnşallah. Çok kaşar düşüyor. Kaşar derken hani benim kız arkadaşım değil de hani çok fazla kaşar var burada. İnşallah size de eli yüzü düzgün olanı düşer. Amin inşallah. Amin. Şimdi abi ben ona bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Benim için abi bir kayıt alsam. Tamam. Benim için abi hani burada tanıştık ya. Buranın anısı çok büyük bizde. Çünkü bütün gece burada sevişirdik. Yani sevişirdik dediğim hani muhabbet ederdik diye. Burada nasıl sevişir? Anladım abi. Ona bir... Okan seni çok seviyor. Diyebilir misin mesela? Okan seni çok seviyor. Leyla oldu tamam. Da. Leyla, adı Leyla. Deseniz benim öyle, ben de ona sürpriz yapsam. Böyle herkesten almaya çalışacağım. Böyle lobi lobi gezip. Tamam. O zaman abi hazırsak ben kaydı başlatıyorum. Buraları keselim zaten. Başlattım. Okan seni çok seviyor. İsmi Leyla. Leyla. Okan seni para çok seviyor. Para bizi 7. planda arkadaşlar. Leyla abla. Okan seni saadet aldatıyor. Bak küçük piç, niye böyle abi, şuna bir şey söyler misin? Dur kaydı durdurdum. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Oğlum sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Doğru. Bir daha düzgünleyeceğim, hadi alayım daha. Abi Allah aşkına bak, çar ağzıma, bir daha alıyorum kaydı. Tamam kayıt, hadi. Kayıt. Başla. Leyla abla Okan seni çok seviyor. Leyla abla dün gece yakaladım Okan abi. Ya sus amcık. Amana koydurtma şimdi eser. Tövbe estağfurullah ya. Abi şu çocuğu konuş. Sen söyleme kardeşim, tamam sen söyleme. Dur ben. Attım onu. Heh iyi yaptın. Abi bir daha alalım, kaydı pisleştirdi. Şey diyelim tamam. Abi o zaman. Leyla, Okan senin için yanıyor.
söndürelim mi? Tamam. Kayıt. Leyla, Okan senin için yanıyor. Söndürelim mi? Abi ama çok seksi söyledin. Kızı etkilemek istercesine söyledin abi. Abi ama sen böyle seksi söylemem gerektiği gibi bir şey cümle söyledin o yani. O zaman Okan'ı sikelim mi? Gel beraber Okan'ı sikelim de o zaman amına koyayım burada. Ama kanka yani şimdi kıza ben bunu göstereceğim yani. O yüzden. O zaman sen o zaman başka bir şey söyle. O zaman şöyle diyelim. Kanka ne diyelim işte? Biraz akıl ver ya. Kanka ne diyebiliriz? Okan Bit seni bak, seviyor diye. 319 kişiyle biz dostlamış. Çok teşekkür ederim Fırat abi. Hoş geldiniz. İlk bin memo 100 bit göndermiş. Güzel formatmış ha. Çalan çıkmadı daha demiş. Vıtıcın VTC'ne TRB'le... Ooo Ferit Bey de buradaymış. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim abonelik için. TRB'le aramıza katılmış. Beni de attı amına koyayım. Amına koyayım bir saat oldu. Abi şeydeydim ya. O yüzden... Para bizde 8. planda arkadaşlar. Mikrofonu kapatmayı unuttum ya. Olmaz. Anladın mı? Hoş geldiniz abi eyvallah. CT ekrana mı koyayım? Tamam. Burası gerçekten çok tehlikeli bir model. Çok farklı bir katman yani. Burada var ya. Çok garip insanlarla tanıştım ya. Düğün fotoğrafçısıyım desene. Hikaye anlat. Eski kız arkadaşının düğününde video çektim falan. Oo güzelmiş. Duygusala bağlattırdı yani. Abi kolay gelsin. Müsait miydi lobi? Emülatörüm abi. Oynamaya gelmedim. Allah belanı versin oynamaya gelmedim ya. Şu emülatörü çözdüğüm an buraların valla yılanı olacağım ya. Zara dedi ki, ne dedi biliyor musun Zara sana? Ne dedi? Onu aktarmak istedim ya. Abi kolay gelsin. Mi? Ne dedi ben de merak ettim. Dedi o annesi Torus çocuğuna selam söyledi. Daha demin yazdı. Aleykümselam. Kime demiş anlamadım. Allah Allah. He. Çağırayım istersen. Çağırayım istersen. Çağır. Dur bekle çağırayım adamı. Aleykümselam abi. Kime demiş anlamadım. Ne diyor lan? Kulak misafiri oldum kusura bakmayın kulak abi. Kulak misafiri abi. Ananı sikerim barman. Bana değil bana değil. O az bile demiş orospu. Ne diyor la bu? Ne bileyim abone koyayım. Yok yok orospu az bile yazmış yok. Abi. Biz de şey yazalım. Ona de ki ona mesajı yaz abi. De ki. Ne diyor bir arada? Senin yazacağın mesajı sikerim senin. Ne oldu ki muhabbet bu değil mi? Bilader sen ne yaşıyorsun? Ne yaşıyorsun? Abi kafam çok abi. Güzel abi. Hangi kafan? Kafası sende kalmış kusura bakma. Kafası. Çıkartınca o kafam işte. Ya ananı 1-0 oldu. Bu Kürtler ya. Oğlum gerçekten niye ırkçılık yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. Beni banlatacak ipne son anda ya. Özlem Hanım bu lobiye girebilmek için gerçekten can atıyordum ya. Merhaba. Lütfen hemen atmayın. Ne? O da full diyor. Yarım saattir tıklıyorum biliyor musun? Kimi? Beni mi? Evet evet seni tıklıyorum. Neden? Ne demek böyle ya? Buraya girmek istedim bir an. Hep buraya girmek istedim. Her gece görüyorum bu lobiyi. Güzel bir arkadaşlık ortamı var diye düşünüyorum. Aa teşekkür ederim. Bu arada ben psikoloğum. Hazır ol. Aa süper. Tamam hazır ol verirsen. Hazır ol. Verdim vallahi verdim. Tertemiz verdim hem de. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aa bir dakika seviye. Aa ne? Melek hazır ol ver. Melek abla. Tamam. Efendim. Merhaba sana da merhaba. Merhaba. Yalnız abla değilim kardeş oluyorum. Yaşlar kaç bu arada? Ben herkese abla ana bacık yapıyorum da yani yaşlar kaç? 31. Melek Hanım'ın yaşı kaç?
Melek Hanım'ın da yaşı en az bir vardır 28. Çünkü yani boğazdaki sigaradan oluşan katranın en az 6 senesi var yani, öyle söyleyeyim sana. 20'de sigaraya başlasa, anladın mı? En az 27-28. Çok yanılıyorsunuz. 21 yaşındayım ve sigara kullanmıyorum. Aynen. Ama bak, az önceki ses tonunla şu anki ses tonun arasında inanılmaz fark var, biliyor musun? Benden kaynaklanan bir şey yok ama... Ama şu an sesin çok berrak. Aramızda en küçüğümüz Melek. Anladım. Sizin yaş kaç? Efendim benim yaşım 28. Bendeniz psikoloğum. Sen gene en büyüktü. Sizin ama sesiniz genç geliyor hanımefendi. Sizin en fazla sesiniz olsun 24 olsun hadi. Aa, teşekkür ederim. Ne demek? Estağfurullah. Ve enerjiniz çok pozitif bir enerjiniz var, biliyor musunuz? Gerçekten insanlara böyle sağlık veren bir enerjiniz var. Teşekkür ederim. PUBG Mobile benim teyzemle oynuyor. Umarım karşılaşmayız. Bir saniye bekleteceğim mi sizi? Bir saniye. Tabii tabii. Geliyorum efendim. Hemen. Tabii beyefendi, bekleriz efendim. Abi öyle bir şey olursa kanala reportlamazsan çok sevinirim ya. Düşünsene abi. Öyle karşı asla istemem yani, öyle bir şey olsun. Teyzem. Tanımıyorum. Aa, şarkı söyleyeyim, dur. Orada Hiyarek 6. ayını kutlamış. Okan Kuğu demiş. Hiyarek 6. ayın kutlu olsun. Eyvallah Gardo, çok teşekkür ederim. Frosty GGVP diğer bir aramıza katılmış. Frosty hoş geldin bro'm, çok sağ ol. Gitar arkamda oğlum. Mevsim rüzgarlarından gireriz. Doğaçlama söyleyeyim, isimlere uygun. Tabii tabii, Teoman her zaman para yapar. Her zaman abi, her yerde işler yani. Bunu ben söyleyeyim. Bütün gençliğin, bütün insanlığın bug'ı amına koyayım Teoman tonu. Gerçekten en sevmeyen adam bile 5 saniye veriyor yani, anladın mı? İzin veriyor yani. Şuradan bir sigara alıp geliyorum. Benzinlikten. Yok lan şurada. Anket yaptım daha önce. Burada yaptım. Attılar beni. Sırayla anlaşıp attılar beni. Vallahi benle uğraşmak istemediler, biliyor musun? Tahmin edebildim o psikolojiyi. Bana da söyleyemedi tabii, o kadar şey söylediğim için. Hoş geldiniz lobime. Ne oldu? Lobi benim lobim. Nasıl senin lobin? Kimin lobisi bu? Kimin lobisi bu? Aa, ben girmişim lan. Zula'ya baktım abi, konuşulmuyor. Vallahi konuşulmuyor Zula'da. Ama yükledim yani. Oo, Rauf hoş geldin. Sürekli kavga çıkartıyorum ya. Masum Çelik, görüşmek üzere. Eyvallah. Abi iyi akşamlar, iyi geceler. Herkese merhabalar. Abi. Müsait mi lobi? Lale Siki, beni hatırladın mı lan? Nereden? Nereden?
Kanka ben seni hatırladım. Bak anlatacağım. Gecenin bir vakti bir tane kızın lobisindeydik, tamam mı? Ya bu nasıl ortam falan diyorduk. Hani 4 kişiydik. Bir de top vardı, hatırlıyor musun? Top bir çocuk vardı. O sen değil miydin top olan? Bir de ben vardım. İki top mu vardı? Yok yani? Kanka öbürüydü işte. Hala karıştırıyorsun amına. Oğlum ben seni de top zannetmiştim o gece. Ne bileyim amına. Hayır kanka, hatırladın mı o geceyi? Evet, bir tane top vardı. Biz... Evet. Sen vardın. Bir tane de karı vardı hani. Evet. Biz ne yapıyoruz bu gece burada falan filan. Aa yani. Hatırladım amına koyayım. Hatırladım ben vallahi. O gece kadar eğlenmemiştim kanka ama. Kanka gerçekten öyle. Ben de acayip eğlendim ya. Bir tane top vardı. Senin Nick'i görünce aklıma geldi. Sen top değil miydin kanka ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kusura bakma ama sormak zorundayım yani. Yok kanka. Ben değildim. Bir tane daha çocuk vardı. Kızın arkadaşıydı herhalde. Ha. Ulan be ben seni top zannetmiştim o gece. Abi inanılmaz bir geceydi. Vallahi efsaneydi ya. Görünce amına koyayım. Yok mu kimse? Çoğalsana yanda... kanka. Kanka yok ya. Zaten yok ya. Şey yapmıyorum. Yani. Lobiden lobiye gezmiyorum ya. Anladım. Bayrak atıyoruz. Sende ne var nöktaki? Nasıl gidiyor? Lan ne gündü amına koyayım. Bu vay amık kim bu? Amına koyduğum çocuğunu atsana lobiden amına koyayım. Bu kim, tanımadığımız adamları almışsın lobiye? Oğlum benim vay amık amına koyayım. Yani sen misin? Şu an. O zaman bu şeftali piçi kim? Tanışıyoruz biz. Tanışıyoruz. Bak bu amına koyduğum çocuğunu. Bu ne yapıyor burada? Bizi dinliyor kanka. Bana söyleme. Ananı sikerim seni. Rahatsız ya. Selamun aleyküm. Allah'ın selamını verdim arkadaşlar. Bir alınsın isterseniz ha. Aleykümselam kardeşim. Niye almıyorsun selam kardeşim? İşte yeni ya. Gençlik, anladın mı? Burada selamun aleykümle giriyoruz. Yeni gençlik. Böyle oldular abi. Niye böyle oldular bilmiyorum. Yaş kaç senin çocuk? Abi bir kişi triggerlandı an kopuyor zaten orada bir saat. Küfürler, kıyametler, her şey havada uçuşur mu ya? Burası çok ayrı bir dünya ya. Korkuyorum bazen. Arkadaşlar kolay gelsin. Emre Ünsal futbolcu olan Emre Ünsal mı? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Sağ olasın kanka. Yok. Futbolcu değil. Futbolcu falan değilim. Yok yok. Ha yok kanka. Şey yaptım, şaşırdım. Futbolcu Emre Ünsal var da o mu dedim acaba? Yok yok, o ben değilim. Bu arada abi şunu da söyleyeyim. Emülatörüm ama ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Nerede nerede okuyorsunuz? Şey oturuyorsunuz? Müzisyenim abi ben bu arada. Teoman'ın back vocal'im Teoman'ın. Size isterseniz Teoman. Teoman'dan bilet ayarlayabilirim. Olur. Şöyle olur. Göstereyim. Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman. Tabii şarkıyı söyleyince inanmadılar amına koyayım. Şarkıya niye giriyorum ki? Olur demişti, ne güzel ya. Niye şarkıya girdiniz ki? Bir sürü geliyorlar. Kim geliyor abi bir sürü? Bir dakika sakin ol. Kim geliyor? Bende panik atak var. Bak o amca tam benim kafaylaydı. Kolay gelsin. Kolay. Rauf babaya VIP verelim. Sametçim kolay gelsin. Sağ olasın. Abi rahatsız etmiyorum inşallah. Abi rahatsız etmiyorsun da emülatörle oynamıyorum ya. Abi oyun oynamaya gelmedim desem peki? Buyur abi. Abi şimdi öncelikle şunu sormam lazım. Musluk suyu kullanıyor musunuz? Ne alaka abi şimdi burada bu? Abi su arıtma cihazları satıcısıyım ben.
Sana çok küçük bir sana çok küçük bir test yapmak istiyorum. Musluk suyu kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Hayır. Peki su faturan ne kadar geliyor? Vallahi ne bileyim abi, faturalara mı bakıyorum ben? Evli misin peki? O zaman bakmıyorsun, evli değilsin. Yok. Şimdi abi elimde müthiş bir cihaz var. Amerika'dan getirttiler bu cihazı. Burada dün satıyordum bir tane. Vallahi dün bir tane satıyordum da ürün yoktu elimde. Arkadaşlar kolay gelsin. Lobimiz müsait midir? Rica etsem. Hocam. Bunlar gitmiş hacı. Bunlar ölmüş. Yok mu şöyle güzel bir lobi ya? Tam böyle karanlık bir lobi yok mu ya? Evet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Biraz yüksek sesle konuş. Aslan parçası duyamıyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Buradan bir şey çıkmayacağı için biraz daha rahat oldum yani. Belli yani. Artık anlıyorum, anladın mı? Lobideki insanın X kızların lobisine girebilsem işte. Bu da dolu. Kolay gelsin. Emülatörüm, beni atmayın. Bir şey söylemek istiyorum. Asım abi. Söyle abim benim. Çok kısa bir zamanım var orada atılmamak için. Kolay gelsin. Müsait mi abi? Emülatörüm, beni atanı sikerim artık ha. Tamam tamam. Pardon abi. Ama yani... Beni bu lobiden atan toptur. Sesim geliyor mu abi? Ben beklerim çıkman için. Abi mi? Nasıl yani? Atmazsın ama bekler misin çıkmamı? Aynen. Niye? Niye? Top olmamak için mi? Kardeş küfrün ettin, öyle girdin zaten. Sen haklısın ha. Vallahi sen vallahi kral ama benziyorsun ha. Yaş kaç ya abi? Doğru mu? Doğru. Yaş kaç? Ya yaşın önemi var mı? Yaşın önemi yok. Duyguların önemi var abi. Yaş 30. 30 maşallah abime benim. Evli misin abi peki? Çok çatanlık mı yapacaksın? Vallahi istersen yaparız abi. Onu da yaparız yani senin için. Senin bak, sen güzel bir adamsın. Kalbin temiz en azından senin. Vallahi yengen duymasın. Gözlerini oyar. Oo. Peki abi bir şey söyleyeceğim. Saat 6.18. Ne iş yapıyorsun abi? Bu saatte mesela evet. Burada oyun oynuyorsun. Çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Evet, çalışıyoruz. İş güç. Öyle. İş güç olarak çalışıyorsun. Aynen. Hafif alkol var mı abi şu an sende? Kesinlikle sıfır alkol. Niye bu kadar tepkilisin? Yok, tepkili değilim. Hiç alkol içiyor musun? Kesinlikle o, karşıyım. Tekbir! Karşıyım. Pardon abi, özür dilerim. Abi şöyle sana açıklayayım kendimi. İsmim Turnalı 34 Nikim, yani Turnalı 34 Nikim. Burada gerçek adımı paylaşmayı çok sevmiyorum ama su arıtma, evet. Su arıtma cihazları satıyorum. Musluk suyu içiyor musun abi? Yok, hayır. Niye, niye içmiyoruz musluk suyunu? Devamlı damacana suyu kullanıyorum. Peki damacana suyuna ne kadar maliyetli olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Peki ben sana şöyle bir şey söylesem abi. Şu anda inanılmaz bir cihaz kampanyası başlattık. Ben bunu bu PUBG evet. Mobile'den 8 kişiye sattım. 8 arkadaşa sattım. Sonra dedim ki salak mıyım evet. Lan ben dedim. Bütün gün kovalıyorum. PUBG Mobile gibi böyle toplu. Vallahi abi.
Bir ton insan var burada şimdi. Ben evet. sokağa bir çıkıyorum, ona git. Abi bunu alır mısın? Abi bunu alır mısın? Diye geziyorum şimdi sokakta. Dedim ki öyle yapacağım ama. Sen de haklısın arkadaş. Vallahi öyle yapacağım ama senin gibi güzel abileri bulurum dedim. Onlara dedim cihazı anlatırım. İlgileniyorlarsa zaten alırlar yani. Yanlış mıyım? Aa, ben güzel değilim. Hayır. Anlamadım. Yaklaş abi biraz. Ben güzel değilim. Yakışıklıyım. Anladım. O zaman senin gibi yakışıklı abilere satarım dedim ben de. Dedim ya ben cidden çeşme suyu kullanmıyorum. İşte bak abi şöyle söyleyeyim sana. Matasuko diye bir alet getirdik tamam mı Türkiye'ye? Matasuko. Şöyle söyleyeyim. Musluğa biz onu entegre ediyoruz alttan. Panelleri var. Ve üstünde de ister soğuk su tuşu var, sıcak su tuşu var, ılık tuşu var, dışarıdan tuş var. Kafelerden dışarıdan olsun mu diye soruyor ya. Onun bile tuşunu yaptırdık. Hani kendini kafede hissetmen için yapıldı bu. Aynı zamanda istediğin an... Bak eksi 4 derecede soğuk su içtin mi? Tutuyor. Yani buradan bir özelliğini daha öğrenmiş olduk makinenin. Evet abi buzda yapabiliyorsun makinede. Rakı içtiğin gecelerde mesela anladığım kadarıyla her haftada yani her hafta bir rakı gecesi yapıyorsun sen belli ki. Rakına buz atabilirsin abi o cihazda. Ben sıfır alkol diyorum. Alkole karşıyım diyorum. Sen rakı içiyorsun diyorsun. He. Pardon abi rakı sen buz kullanmıyor musun yani? Soğuk su kullanıyoruz tabii ki. Sek mi içiyorsun abi rakıyı? Aynen. Anladım abi. Ürünün fiyatı abi 1400 TL. Normalde bu ürün 8500 TL. Ürünün şu anda kampanya evet. fiyatı 1400 TL. Yanında işte soğuk aparatı ve sıcak aparatıyla beraber. Artı olarak tezgah üstlüğü de var. Tezgah üstlüğü de şu şekilde oluyor. Mesela atıyorum musluktan kullanacağına atıyorum o an sıcak su lazım oldu. Yenge atıyorum tezgahı falan toparlarken oradan böyle pıs pıs su yapabiliyor. Çok inanılmaz bir cihaz. Damacana su, bunun ayrıca asitik ve bazik değerlerini falan da normal damacana sudan kat be kat iyi çıkıyor değerler alındığı zaman. Arayı bir sormak lazım. Onu sen sor. Ben sana şöyle söyleyeyim. 12 taksite kadar yapılabiliyor. İstersen 12 ile 24 taksit yapılabiliyor. Hatta abartıyorum. Cihazı alıyorsun abi. 3 ay sende kalıyor. 3 ay sonunda ben bu cihazı istemiyorum dediğin an bak ne sana kontrat, ne bir sözleşme, ne bir ev adresi, hiçbir şeyini istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz. Sadece bir telefon numarası. Şu an almayacağım onu da. Bir telefon numarası ve bir adet de kimliğin ile kaydını yaptırıyorsun. Biz sadece cihazı hangi gün teslim aldığını notunu düşüyoruz. 3 ay sonra sana diyoruz ki isim neydi abi bu arada? İsim neydi abi? Satacağım zannetti. Gerçekten satacağım zannetti ya. Korktu amına koyayım ya. Kimlik demeyecektim evet. Niye kimlik diyorum ki? Geri zekalı herhalde ya. Geri zekalıyım ya. Kimliğe girmeyecektim evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Bu arada Kadıköy Underground'ı bilen var mı? Hayır. Ne? Ne? Kadıköy Underground. Çok hızlı bir giriş oldu. Ben anlamadım hiçbir şey. Rapçiyim de biraz. Rapçiyim. Hani sizi de davet edebilirim. Kadıköy Underground. Hadi ya. Aynen. Mevsim rüzgarları. Rapçi olunca. Evet, ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Çocukluk rüyalarım. Şeytan uçur. Sen dur. Seni atacağım. Sen kal. Sen çok zorsun. Gözde bu da bizden. Eyvallah. İşte ben bu gruba kabul edildiğim için çok mutluyum. Allah aşkına çıkma. Ne olur çıkma. Şimdi kendi çıkacak yani. Mamamın adım mı? Adım Musti. Ama kısaca bana Mustafa diyen piçler oluyor. Diyorum ki Musti deseniz diyorum madem kısa söylemek istiyorsunuz. İpleniğine Mustafa diyorlar. Olsun Musti deyin siz ama. Musti sana bir şey sorabilir miyim? Mustafa çok heyecanlı bir arkadaşımızsın. Akim abi sor bakalım.
Senin için Akim. Pardon, özür dilerim. Yeni mi başladın oyuna? Evet abi, yeni başladım. Yeniyim, heyecanlıyım. O kadar yeni başlamadın belli ki. Hoş geldin. Hoş geldin. Ya burada şöyle, doğru düzgün oyuna girdiysem ay buradayım yani, yalanım yok. Burada ben nereye geliyorum biliyor musun? Gerçekten muhabbete ve sohbete geliyorum. Az önce bir tane abiyle lobideydik. Neyse, anlatmayayım. Fırlaşın mı? Neyse yap. Niye attınız? Atmayacaktınız hani. Hani atılmayacaktım o lobiden. Bana o güveni verdiniz ama. Adamın adı Akim'di. Akim yazmıştı. O şakayı yapmayacaktım. Gerizekalı gibi yaptım. Öyle bir şaka yaptım. Hemen moda girdim orada, atmayacağız dediklerinde. Kesin çocuk attı beni ya. Öyle bir şey olamaz ya. Selamünaleyküm. Nasıl bir şey olamaz abi? Mikrofon var mı? Kulak misafiri olduğumda nasıl bir şey olamaz? Abi K98 çok efsane bir reis. Öyle bir şey olamaz. Bunu mu tartışıyordunuz? Evet. Hey ya. Kim konuşuyor ya? Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Sen neredesin? İstanbul'dayım. Şimdi bu nerede, ne işimi? Odada. Hani? Hani? Nasıl abi sen? Bilmiyorum sen. Hasta mısın abi sen? Buradayım ya. Hasta mısın abi sen? Lales mi? Hı. Yok oğlum, Lales değil. O ya. Abdülkadir. Yok, o değil. Abdülkadir de değil. Maraz oğlum, bu hile mi? Ne oyun sağlığın bu? As kaptan. Evet benim. Evet benim. Maraz 79 benim nickim bu arada. Oğlum bu oyun bana mı girdi yoksa... Abi sen neyin tribini yaşıyorsun şu an, bana anlatsana. Ne içtiğini söyleyebilir misin bana rica etsem? Bence de. Neyi kullandın sen? Neyi tribini yaşıyorsun? Valla nasıl bir kafa yaşıyorsun? Adam basmıyor, tutatır yok. Şöyle de biz de alalım yani. Dur şunu attın. Gösterilen muamele bak. Hadi şunu atın diyor. Bu muameleyi hak ettiğimi düşünmüyorum ya. Ya bu kadarını hak etmiyorum diye düşünüyorum yani. Emol abim, nerelerdesin be abim? Kolay gelsin. Sağ olasın. Selamun aleyküm diyorum, selamun aleyküm. Sesim geç, selamun aleyküm sana. He. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım sence? Senin sesin az geliyor bro. Birazcık yüksek sesle konuşur musun? Canımı sıkıyorsun. Aklını alırım senin bak. Canımı sık. Bir dakika ya. Yükselt lan biraz sesini. Enerji kalmadı ya. Peki. Aferin, adam ol şöyle ya biraz. Sabah. Bu çocuk ne yaptı? Herkesi tek tek attı amına koyayım lobiden. Cık, bu lobiye girmem lazım. Buraya gireceğim ya, buraya. Benim çıkışım burası, bu lobi. Lobi bekleyeceğim. Aa girdim. Aa merhaba, merhaba. Beni atmayın. 2 saattir yemin ediyorum lobi full. Orada tık 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 tıklıyorum. Ama emülatörüm diye abi, atmam mı gerekiyor? Bari 2 dakika durayım, kendim çıkayım abi ben sonra o zaman. Tamam. Ama sen emülatörsün, nasıl bir cümle. Aa kolay gelsin. Beni bir atmayın emülatörüm. Ama nasıl bir hız bu? Parmakla nasıl yapıyorsunuz bunu hemen? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Boğazını temizleyen kim sürekli? Bir şey yapsana. Yapsana bir.
Ölmüş oğlum insanlar bu. Biraz geç mi girdik acaba? Yakup abi kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Bu sefere bayrak atsana ya. Sen at abi, sana gelirler. Yakışıklı adamsın. Lale ismidir ya. Sanırlar hepsi gelir. Nasıl atılıyor bayrak? Şimdi bayrak at burası. Sen niye sürekli istiyorsun ya? Kulaklık. Kulağımda ya. Ondan. Bir esne bakayım abi şöyle. Selamünaleyküm. Duydun mu esnemeyi? Vallahi duydum abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir kere öksürür müsün abi? Bir kere öksür. Sürekli esniyor amına koyayım. Kolay gelsin. Müsait mi hocam lobi? Aleykümselam. Emülatör olabilirim abi de. Ay, tamam atma, ben kendim çıkayım. Sizleri rahatsız ettim, kusura bakmayın abi. Yok rahatsızlık değil, emülatör de sıkıntı ya, yok ya. Abi emülatör insan değilsin. Bana var ya burada yemin ediyorum çektiğim çile bir ben miranla biliyor. Burada gerçekten benim insanız abi her şeyden önce. Koyacağım ya. Abi kolay gelsin. Kız resmini gördüm ve girdim. Çok mutluyum şu anda. Lobide kız var büyük ihtimalle. Çok iyi ya. Atmayın beni. Aa kız gülüyor. Biliyorum bak, kız gülüyor şu anda. Ama kafamız çok güzel. Atmayın beni. Kızlar konuşsun bir. Oda kartın var mı? Abi çok iyi ya. Kız sesi ya. Emülatör kanka bu. Emülatör olabilir kanka. Ne yapıyorsun amına? Emülatörüm evet de ne? Yani. Atmayın bari hemen. Yok da sen tamam, hiç kız görmedin mi? Nerede yaşıyorsun? Abi sen konuyla kızlar konuşsun valla. Ya kız sesine çok hastayım ya. Konuşsanıza kızlar. Neymiş? Konuşun lan. Ne abi neymiş diyor abi, neymiş diyor abi. Çok iyi ya. Kız sesi bu, ben bunu biliyorum abi. Kızlar şu an burada, kız var. Bence de kızız valla. Çok iyi düşün. Çok zekisin. Zekilik seviyemsin. Abi bana küfür et ya Emine. Gerçekten. Psikolojim bozuldu. Benim de. Ama senin psikolojini düzeltiyorsun. Kız olduğunuzu biliyorum. Dalga mı geçiyorsun? Yo niye dalga geçeyim? Ben bu lobi yarım saattir ritri yapıyorum böyle. Tekrar tekrar basıyorum buraya. Senin haberin var mı? Şurada içeride iki tane kız göreceğim diye neler yaptım biliyor musun sabahtan beri? Neden peki? Neden bu kadar efor? Anlatayım Meleğim. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü bu lobide hayatımın aşkıyla karşılaşacağımı düşünüyordum. Ha siktir orada. Siktir orada. Ya yürümeyecektim ya. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan dalayarak? Ya boş konuşma. Ya konuşursam ne olur lan? Mal oldu. Bir saniye. Asım kendini bir sikim mi zannediyorsun oğlum? Çıplak çıplak fotoğraflarını koymuşsun lobiye amına koyayım. Piç. Ya ne anlatıyorsun? Ya sen ne anlatıyorsun amına koyayım? Gelmiş buraya kız mı düşürme çalışıyor bir piç buradan? Ya şimdi ananın götünü sikeceğim. Ya bırak amına koyayım çocuğu. Bak İpne üst üst fotoğrafını koymuş buraya, tamam mı? Direkt triggerlanır onlar. Almancı mı? Almancı. Ben ayarlayayım. Almancı. Yok bu değil, pardon. Aynen birazcık daha. Aynen. Bu birazcık. Ha okey. Bir saniye. Okey. Halo. Emülatör falan değilim. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Yen. Nasıl oynanıyor bu amına koyduğumun oyunu? Ha, halo. Nerede? Beni duyuyorsun mu? Aa, benim sesimi duyan birazcık birileri var mı orada? Ben şimdi duyuyorum. Ha, okey. Aa, ben bu oyunu oynamak istiyorum da ilk defa gireceğim. Siz oynuyorsunuz mu normalde bu oyunu? Ben Türk'ü bu arada ha. Aa, birazcık öğretebilir misin bana harika kız? Lan konuşsun lan benimle birazcık. Sezondur oynuyorsun, niye öyle söylüyorsun? Lan bilmiyoruz. Sezon oynamışsın. Ben fazla bilmiyorum. Sen Türk müsün? Ben Türk'üm bu arada. Ben Alman değilim. Düsseldorf'ta yaşıyorum. Zaten bu konuşman da gerçek değil bence. Lan neden? Öyle görünüyor. Aa, halde klap ya ama birazcık beni anlaman lazım. Harika hanım, özür diliyorum ya. Evet, gerçek değil. Nereden anladınız? Çok belli oluyor. Vallahi nerede hata yapıyorum? Abartmakta. Evet ya. Çok abarttım. Şey yapayım bak, şu nasıl? Harika abla. Abartmak bizim işimiz abla. Bu nasıl mesela? O da abartı biraz. Bu da abartı ya. Hiç normal karakterim yok ki. Bu kendi sesi o nasıl? Mevsim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Bu nasıl? Bu normal. Sesime düştün ama şimdi. Ama öyle de sadece normal. Gay zannederler. Sesime düştün ama şimdi. Ama öyle. Sesine değil, daha çok muhabbetle. Ha, sen ne yapmaktasın peki? Ben yeni uyandım, mal gibiyim. Öyle bakıyordum. Ben de hiç yani daha uyumadım. Ama ben de mal gibiyim. Ben de bakıyorum öyle ekrana. Okuyor musun, çalışıyor musun? Ne güzel. Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Tasarım. Aa, harika. Dergi tasarımcısıyım. Ciddi misin? Dergi tasarımı. Evet. Çok güzel. Yaş kaç ki? 36. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sesin hiç 36 göstermiyor. Sesim 36 göstermiyor. Evet. Yani şu ses maksimum 24 yani. Öyle söyleyeyim sana. Anladım. Senin yaşın kaç? Aramızda 2 sene var. Hmm. 34. Sen ne iş yapıyorsun diyeceğim. Tiyatrocu falansın herhalde. Evet, tiyatrocu diyeyim. Hiç tahmin etsene ne iş yaptığımı. Yani edemiyorum. Animasyon olabilir mi? Gerçekten isterdim ama değil. Animatör. Yok. Hazırsan söyleyeyim. Daha ciddi bir şey. Ya kendi öyle çapında ciddiyeti var. Ama hiç asla tahmin edemeyeceğin geleneksel yöresel bir meslek yani. Kendi çapında ciddiyet var. Polislik. Yok, hayır. Marangozum ya. Aa, ne güzel. Ya bırak şimdi, güzel falan değil yani. Bir bu ne alaka falan olmuşsun. Keşke yer değiştirsek yani. Şaka ama yapıyorsun. Ama tabii şey, endüstriyel sektördeyse zor olabilir belki. Ya işte bütün gün talaşlarla beraberim. Talaş kokuyorum yani, anladım. Üstüm başım talaş yani, öyle söyleyeyim sana. Ama talaşsız da yapamıyorum. Kendi çapında ciddiyetinden kastım. Bence çok güzel. İş sağlığı açısından hani birazcık riskleri var. Dikkat etmen gereken yani unsurları var. E tabii, kör olursun vallahi. Ya da astım olursun. Ya hem o risk var, hem de şöyle bir şey var. Hani dikkat etmediğin takdirde
maren odun kesiyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan ya, elini kesme durumları falan olabiliyor. Bence evet. Maske de takmanız lazım. Ya maske falan... Ben gözün içine nefes. Ne yapıyorsun? Esniyor musun? Evet. Sen neden bu kadar erken uyandın? Ya erken uyumuşum. Arkadaşlarım yazmışlar oyuna gelsene diye. Girdim, onlar çıkmış. Tabii. Ha, anladım. Bir saat geceleri oynuyoruz normalde. İşe kaçta gidiyorsun? Kendi işimi yapıyorum ben. Ha, freelancer. Hı hı. Bu arada ben de yazılımcıyım. Hem marangozum hem yazılımcıyım. Deli olduğun belli canım bir yerden. Evet, biraz enerji fazlalığım var ama... Yani işte. Onu bir şekilde atıyoruz. Neden acaba bu kadar... Çünkü kendimi ve enerjimi işime ve hayata adadım. Enerji kaybı yaşamıyorum. Bravo. Başka boş insanlarla, o yüzden olabilir belki. Geç keşfettim. Kendimi evrene açtım. Enerjimi nasıl kontrol etmem gerektiğini öğrettiler bana. Dolayısıyla enerji fazlalığıyla... Biyoenerji, kuantum falan gibi şeyler mi? R2. Evet evet, R2, kuantum. Ve işte enerji yönetimi diyelim aslında. Hepimiz bir enerjiden ibaretiz ya dünya üzerinde. Biliyorum o konularla ilgili bilgiler. Aynen. Güney kutbu, kuzey kutbu, çekim alanı nereden vesaire. Neredensin? Efendim? Neredensin? İstanbul sen. Ben de. Aa, neresi? Hello. Normalde Silivri Selimpaşa'da oturuyorum annemle de. Yarın iş için İstiklal Mecidiyeköy tarafında olacağım. Aa, bizim oraya geliyorsun yani. Beyoğlu'ndayım ben de. Para listesi 2. planda arkadaşlar. Yazılım ofisim var. Aynı zamanda karşısında da marangoz dükkanım var. Hadi daha. Ciddi söylüyorum. Tomtom Mahallesi hatta. Gerçekten. Hadi canım, Çukurcu mu adamı? Biliyor musun oraları? Yani çok tabii nokta atışı değilse de biliyorum tabii. Cihangir'e çıkan bir yokuş var. Cihangir'de oturalım. Tamam, Cihangir'e yakın zaten. Cihangir'e çıkan bir yokuş var. Hmm. Karaköy'den. Feruzova'ya mı? Evet. Ha. O bölgeye Karaköy'den. Çok yakın. Evet. Niye taşındın İstanbul'dan? Orada benim arkadaşım var, tanırsın, Mehmet. Hangi Mehmet? Fotoğrafçı mı? Deriden kıyafetler. Yok. Ha, butik. Deriden kıyafetler yapıyor. Ha, yok. Tanıyamadım. Ben daha çok böyle reklam. Kitap kurdu. Yazılım ve reklam tarafındayım. Senin de o yüzden dergi tasarımcısı olmana şaşırdım. Orada o dükkan. Orada dükkanı var da o yüzden. He. Anladım. Ya ben normal bildiğin esnaflardan değilim aslında ya. Biraz daha böyle ofis tarafındayım. Bazen marangozumu bilerek söyledim. Tepkini de biraz merak ettim aslında. Çok severim ben öyle işler ya. E bir gün gelsene dükkana. Ben... Neden olmasın? Neden olmasın belki. Ama şey, iş yoğun oluyor bizim biraz da. Giriyorum ta akşam çıkıyorum. Abi benim lakabım marangoz Ali'dir hatta yani. Marangoz Ali. Evet. Maraz Ali'den esinlenilmiş. Adanalı dönemindeki. Dizi vardı bir tane. Bilmiyorum. Öyle yani, sanat falan. Tiyatroyla çok ilgileniyorum, izleyicisi olarak tabii. Sanat. Bir de ben sana şu an içimden bir şarkı yapmak geldi ya. Neden ki? Bilmiyorum, seni etkilemeye çalışmak istiyorum. Yürüyorsun bana, farkındayım da yürüme ya. Neden, evlensek fena olmaz mı ya? O zaman etkilenebilirim bak. Harbi mi? Dur o zaman, bekle.
Geliyor. Evlensek falan dedin de ben... Evlenseydim evlenirdim ya. Dost hayatı yaşayalım. Dost olalım. Olabilir belki. Parada problem yok yani. Onu da ayıktırayım. Efendim? Yok hani aşarız. Bütün problemlerimizi aşarız. Niye böyle bir gazlısın şu an acaba? Şu an ses tonu... Fotoğrafını niye yok acaba? O enerjideki o ses tonunu... Bana o enerjiyi gösterebiliyor, anladın mı? Bak şimdi dinle. Harika bir lobide onunla buluşmak isterim. Ve sonunda tüm kapılarımı açtım ona. Çıktı bir zen karşıma. Savaşlar içindeyim, hayatımda bir telaş var, bir koşuşturma ama onu gördüm rüyamda, şimdi o karşımda, ne yapsam bilmiyorum. Harika, 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 bu sabah harika. Savaşlar içinde sevişmeli benimle. Harika, harika, bu harika bir ses. Savaşlar içinde sevişmeli benimle bütün gece. Harika, harika. Fareler içinde seviş benimle. Harika, harika. Savaşlar içinde nefes nefese. Derginin tam ortasında, kapakta tasarla bizi. Harika, tasarla beni. Harika. Bitti mi acaba? Bitti. Ağzına sağlık, çok tatlıydı. Nasıl, doğaçlama yaptım? Güzel de. Yani valla kötü olsa söyleyecek bir insan. Düştün mü? Yok. Nasıl ya? Nasıl düşmezsin? Yani... Ya düşmek kolay mı ya? Sonra bir yerlerin acıyor falan. Tutardım ben seni. Yani. Daha böyle mantıklı hareketler yapmaya çalışıyorum son 5 yıldır. Baksana harika. Hayatımızı hep mantıklı yaşamaya çalıştık da ne oldu ha? Yok, ben hiç öyle çalışmadım. İlk defa deniyorum. Anladım. Yani bence birazcık hayatın akışına kendimizi bırakmalı mıyız acaba diye de bazen soruyorum kendime. Ben fotoğrafını görmeden yani hiçbir şey diyemem. Boyun kaç ya senin harika? 1.75. Çok güzel. 1.75 boyundasın. Peki idealindeki erkek boyu kaç? 1.75, 1.80. Saçma olur çünkü 1.80. Aynı boydaki bir erkekle olmaz. Yok, benim için sorun değil. Ben yani olsam olmazdı büyük, yani. Büyük seviyorum tabii. Kendimi küçük hissetmeyi seviyorum da. 1.95 boyundayım. Fark et. Anladım. Güzelmiş. Tipim de şöyle söyleyeyim sana. Kendini övmeyi sevmeyen bir insanım. Kendini övmeyi sevmeyen bir insanım. Tipim de eşit, şükür diyelim yani. Yakışıklı derler. Yakışıklılık değil ya benim. Karizma derler o zaman. Aldığım elektrik. Elektrik zaten çok önemli bir şey. Karizma derler o zaman. Gerçekten yani yakışıklı, bak güzellik Arap yakışıklılık geçer yani, anladın mı? Öyle tabii canım. Bunlar gelip geçici şeyler. Önemli Arap olan... konuşuyor, duyuyor musun şu anda? Ben seni duymuyorum.
Arap konuşuyor, Arap. Yo, bende Arap konuşmuyor. Bende konuşuyor, çıkıyorum ben. Ama harika mı? Bakalım ne geliyor ya oyun. Çıkamazsınız şu anda. Baka girdi galiba. Ama seni duyamıyorum, Araplar konuşuyor diyorum, anlamıyor musun? Ama evlenmeden nereye gidiyorsun kız? Ben evlenmeyi düşünmüyorum ya. E tamam, dost hayatı dedik o zaman. O seni tanımadan olacak bir şey. Dost olacağız ki hayatını yaşayabilelim yani. Bu hayat bize güzel olsun yani, anladın mı? Aynı evin içerisinde televizyon izlemeyelim pijamalarımızdan. Araplar konuşuyor diyorum, anlamadım. Araplar en sonunda şimdi bizi şey yapacak Araplar. Şunu söylüyorum Harika Hanım. Ya hani seni neden çıkmıyorum şu an? De havle ve la kuvvete illa billah. Harika. Efendim. Haydi gel. Ya diyorum ki. Gel seninle bir hacca gidelim Harika. Madem o kadar Arap düşkünüsün. Gel hacca götüreyim seni o zaman. Arap düşkünü değilim ben. Ay, neymiş bu Arap sevgilisi, anlamadım. Bu sevda nereden geliyor bunu? Onu bana anlat. Oyun bug'a giriyor, sen anlamıyor musun ya? Bu yalanlara karnım tok, biliyor musun Harika? Ben aşka açım, aşka. Siktir ya. Ya normal düşürmeye giren arkadaşlara tavsiye vereyim. Bu noktaya geldiyseniz Instagram'ınızı tabii ki verin ki olay devam etsin. Instagram gibi başka bir platform üzerinden. Ben trollemeye girdiğim için, herhangi bir kızla burada işim olmayacağı için böyle bir şey yapmıyorum. Para bizde 8. planda arkadaşlar. Parayla saadet olmaz. Anladın mı? Elat Yel, TRB'le aramıza katılmış. Kontray'ın 4. oyunu kutlamış Prime ile. Çok teşekkür ederim abi. Hepiniz hoş geldiniz. Çok sağ olun. Biraz daha bir tur daha atalım mı? Ne diyorsunuz? Ya bunun geceleri var abi. Ben bunu söyleyeyim size, gecelerini. Bu iş perşembe gecesi garip bir şekilde burada yoğunluk var. Bir de pazar gecesi çok değişik kafalar var burada. Benim lobimi bulamazsın Figen, çünkü ben şey atmam lazım. Bayrak atmam lazımdı. Ama seninle çok güzel troll yapabiliriz ya. Borsası var bunun aga. Ne güzel şarkı yazdım ya öyle. Ben onu dur ben bir... Sağ ol, görüşürüz. Asım, burada amına koyayım çıplak fotoğraflarını koyup da burada kızları etkilemeye çalışma piç kurusu. Ulan geri zekalı. Oğlum sen beni niye atıyorsun? Ben gerçekleri söyleyince niye atıyorsun beni? Atmayacağım. Tamam, atmayacağım, konuşacağız. Senle biraz konuşalım mı? Konuşalım abi. Konuşalım. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Asım'ın oraya çıplak resim koyması senin neyini etkiledi? Ne demek neyimi etkiledi kardeşim? Teyzemiz var, oyun oynuyor. Ablamız var, bacımız var. Burada bir ton şeyimiz var yani, kızımız var falan. Ne hayırdır yani buraya? Ablandan başlamaz. Bir saniye. Esra'yı bırak. Bak burada bekle. Asım'ın hiçbir yeri gözükmüyor. Göğsü gözüküyor. O da yani yüzmeye gidiyoruz. Herkesin göğsü gözüküyor. Burada oyuncular var. Affedersin, şeylerinin resimlerine koyuyor. Sen onlara git, onlara laf et. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Peki Asım buraya yüzmeye gittiği etkinliğindeki göğsünü gösterecek derecesinde, yani göğüs ucundaki noktalar, üzerindeki noktalar görünecek şekilde. Peki ben sana bir şey diyeceğim. Senin anandan, bacından, kardeşinden şüphen mi var? Benim şüphem yok ama Asım çok etkileyiciyse benim hatam mı tamam. Bu? Tamam, bu Asım'dan çok etkilenmiş. Yok, etkilenmedim. Sen gaysin amına koyayım şu an. Hayır Asım... abi gay falan değilim, saçmalama ya. Asım buraya seksi fotoğraf koyup buradan kız düşürmeye çalışıyor. Belli yani tipten. At yalana bak lan. Sanki babanın malını götürüyor amına. Buraya düşürmeye ihtiyacım mı var? Var tabi, demek ki olmasın. Ben sen o fotoğrafı buraya koymasın. Bak bende fotoğraf yok. Hayır. Ha, yani sen demek yakışıklısın ki, ha. Demek ki. Yakışıklıyım tabii ki. Diyor ki ben yakışıklı. Yakışıklı değilim. Tamam, yakışıklı değilim. Eyvallah. Tipim yok.
Ama senin cebinde ne kadar para var? Fakir piç. Ya cebinde ne kadar para var Asım? Bana onu söyle ya. Senin mi? Amına kodumu salana bak ya. Evet evet senin. R25 var. Altında Shrokum var. Instagram'dan ekle göstereyim. Ya siktir git lan. Cebinde amına kodum 200 lira nakitin yoktu senin. Fakir piç. Ulan Kamil. Sen bütün gece git Coca-Cola iç amına kodum. Kola içersin ancak. Oy amına kodumu salana bak. Bunu biz viski kola içiyoruz. Ulan Oruç evladı şampanyayla elimi yıkıyorum ben. Videolarını atarım sana. Ya siktir git amına kodum. Şurok kızı varmış altında. Nasıl triggerlandılar? Viskiyle vodka atacakmış bana. Ya çok değişik kafalar var aga. Gözlük beni katmandan koruyor Allah'tan. Enerjiyi böyle almıyorum böyle bütün enerjiyi. Yine bunların lobisine geldim. Fareler arasında sevişelim. Harika harika harika. Güzel. Aferin Nuri. Buraya girmem lazım. Mehmet abi yapmışak çok iyi değil miydi ya? Ya neye okula gidemiyorsun benim yüzümden kardeşim? Bana mı okuyorsun amına koyayım? Allah Allah. Okuyup sanki amına koyayım bana şey olacak ya. Gitmeye ver iki gün okula. Ne olmuş yani? Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Şuradan şuna basın. Arsenio. Ses deneme. Se. Efendim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Niye selam almakta bir zorlandın hoca? İnançsızız galiba. Yok bir bildiri geldi de onu okuyordum. Emülatörsün galiba. Emülatör olabilirim. Bu seni hiç ilgilendirmez. Sen mobil misin? Sikerim seni. Bak bana küfür etme adres ver bana. Sikerim seni dedim duydun mu? Teşekkür ediyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu kavga gürültüden... ben de girip bunların kafasını karıştırıyorum ki ipneler amına koyayım. Her modelle bir sıkıntı yapıyorum yani anladın mı? Benim de tarzım biraz değişik. Selamünaleyküm. Bak şimdi. Aleykümselam lale. Sen okuyana kadar attılar beni amına koyayım odadan. Arkadaşlar merhaba. Lale günaydın. Günaydın. Kız değilim Lale, Keko. Günaydın. Erkeğim ben erkek. Keko. Lan Lale. Adın Lale değil mi amına koyayım? E kız zannettim bana günaydın diye yürüyorsun bana amcık herif. Salak adam öbürüne günaydın dedim ben. Sen sonradan geldin. Kim sonradan geldi ya? Lale. Sen hala, sonradan geldin. Hala Lale diyor. Gerizekalı herif. Lale benim ben. Oğlum Lale yazıyor. Lan Lale yazıyor işte amına koyayım adım Lale değil mi? Evet Lale. La oğlum. E tamam Lale. Osman mı diyeyim sana ne diyeyim? E sen Lale günaydın diye dediğinde onu kız zannetmiştin beni. Oğlum niye kız zannedeyim? Lale yazmayayım. Adım Lale değil mi? Evet Lale değil adım. Bak düzgün oku adımı. Bak ne yazıyor? Tam oku Lale. Adımı tam oku. Lale. Lales. Orada bir şey daha var. Birleştir onları. Niye birleştireyim? Sen birleştir. Lales 2. Anladın mı şimdi? Ne oldu? Yine de selam vermek istiyorsan ver. Ya günaydın oğlum günaydın amına koyayım. Lale olsan ne? Osman olsan ne amına koyayım? Günaydın. Sabah ya. Değil mi amına koyayım? İyi akşamlar mı diyeyim? Yo iyi akşamlar diyemden yazsınlar. Şöyle söyleyeyim sana. Sen ne iş yapıyorsun aga ya bu saatte burada? Ben çalışıyorum dost. Sen ne iş yapıyorsun? Dost mu? Nerede çalışıyorsun? Dost. Dost ocakla çalışıyorum. Sen nerede çalışıyorsun? Ülke ocaklarında mı?
La oğlum ne ülük ocağı lan? Maden. He. Sen ne iş yaparsın ya? Kanka ocak deyince aman okuyum aklıma direkt ülke ocakları geldi ya. Küçükken beni sıkıştırıp dövmüşlerdi. Aklımdan hiç çıkmıyor an. Ben marangozum. O yüzden mi adını Lale yaptın lan? Niye? Marangoz olunca Lale... Ne alaka ya? Dövmüşler ya. Hayır oğlum, mülk ocaklarını dövmüşler ya seni. Ondan sonra Lale mi oldum diyorsun? Korkudan Lale mi oldum? Komik mi Sezer? Bence komik. Ben bu hikayenin anısını anlatsam burada gerçekten canı sıkılır biliyor musun? Niye canım sıkılsın? Güleriz, eğleniriz. Gülme ya, anlatayım o zaman. Ciddi bir şey anlatacağım şu an. Gülme, anlatıyorum. Hazır mısın? Nerelisin? İstanbul. Önce onu söyle. Zaten konuşmandan belli amına ki. Anlatıyorum, hazır mısın? Anlat. İsmim neden Lariski? Ya ne yapacaksın aga yaşımı maşımı ya? Senin kaç? Lan söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi? Ya söyleyeceğim de kanka, yani bir şey anlatacağım diyorum. Siklemiyorsun. Anlatayım mı anlatmayayım mı? La anlatacağım da yaşını söyle bakayım. Ona göre muamele. Yaş 27. Senin kaç? 32. Tamam, anlatıyorum abi dinliyorsan. Anlat hadi. Bak sıfır şaka. Net anlatıyorum. Şimdi bir gün anlat. Bir gün İstanbul'da arkadaşla yeni motor almıştı arkadaş. Dedik ki İki tekerlekli mi? Oho. Oho. Sen şaka yaptın lan, anlat. Anlatıyorum. Anlat lan. Anladın, anlaşık yap. Sana abi demek yaptım, zorunda mıyım yoksa Sezer diyeyim mi? Abi de diyeyim mi? Yo deme bak, ben yaşlı değilim o kadar ya. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Tamamdır abi. Neyse. Adımı söyle. Tamam. Sezer'cim anlatıyorum o zaman. Anlat kardeşim. Senin adın neydi? Lale. Lale değil abi adım ya. Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Hala Lale diyorsun adını ya. Söyle, Muratcan adı. Muratcan. Tam adı. Murat, tamam hadi. İki koyayım diye kötü attı. Valla komik de şaka yapıyorsun. Komik de adamsın ama bir anlatayım anımı da ondan sonra taşan geçiyorsan geç. Şimdi bir gün anlat, arkadaş ben motor aldı, tamam saat mı? Saat kaç? Ana. Yarım saatim saat var. 07:00. Tamam, yarım saatim var. Ona göre yarım anlat. Saatlik bir anı değil zaten. 5 dakikalık bak. Bir anı. Arkadaş tamam, yeni motor almış. Ya bir sus amına koyayım da anlatayım Sezercik. Evet, devam ediyorum. Konuşanı sikerler bu saatten sonra. Dinle. Arkadaşla neyse motor aldık. Tamam mı? Her gece Taksim'e çıkıyoruz. Taksim'in de böyle cıvıl cıvıl olduğu dönemler Sezer, sen bilmezsin. Genç, bizim de gençliğimize tekabül eder. Yaşlar 23 falan. Her gece trafikte yok ya. Motorla basıyoruz gidiyoruz. 15 dakikada Taksim'deyiz amına koyayım. Her gece 10 dakikada 15 dakikada Taksim'deyiz. Her mekana girip çıkıyoruz. En son dedi ki arkadaş, ya dedi bu turistlerin dedi takıldığı, kendi aralarında takıldığı. Mekan derken barlara mı? Tabii bar, kafe, barlara bar. Mı gidiyorsunuz? Evet barlara gidiyoruz. Kestane yemeğe gitmiyoruz ama bakayım. Barlara gidiyoruz. Mekandan kastım o yani. Burger King'e gitmiyoruz yani, anladın mı? Neyse anlatıyorum, devam ediyorum. Oğlum pavyon var, disco var. Taksim'de ne varsa oraya gidiyoruz. Anlat. İşte öyle düşün. Şimdi bütün mekanlara girdik çıktık. Tamam hadi. Neyse tamam, arkadaş dedi ki, Hacı dedi bu dedi turistlerin dedi, yabancıların dedi geldiği dedi bir parti oluyormuş dedi. Ama kendi aralarında yapıyorlar. Dışarıdan adam almıyorlar. Var, tanıdık varsa burada onu alıyorlar. Burayı yakaladın mı? Dışarıdan sen giremiyorsun yani Sezer. Anladım. Yani seni tamam. Beni almıyorlar. Biz dedik ki o partiyi çözmemiz lazım. Anladım acilen. Kardeşim. Aynen. Direkt o partiyi çözmemiz lazım dedik. Çünkü turist kızlar, yabancılar falan filan, erkekler. Arkadaş şeydi. Neyse. Abi biz gittik. Bizi partiye aldıracak olan arkadaş. Neydi? Ya boş ver onu. Arkadaş vardı bizi partiye aldıracak olan arkadaş. O turist tanıdığı vardı onun. O bizi tanımıyor. Yani turist bizi tanımıyor ama bizi partiye aldıracak. Anladın mı mevzuyu? Anladım. Neyse abi bizim arkadaşın... Turist kadın değil mi? Evet. Bizim arkadaşın da dil var ya, papuç gibi. Evet. Deli gibi İngilizce konuşuyor. İşte what can I do'lar, işte sometimes... Hello'lar, bilme how are you'lar. Havada uçuşuyor ama oradan. Çocuğu yakalayamıyorsun. Efendim? Yabancı dil var yani. Var Sezer. Devam ediyorum. Ben de. Neyse abi girdik içeri, tamam mı? Bu bir kaynaştı hemen ortamla, ona şaka yapıyor, bunu güldürüyor falan filan. Ben amına koyayım, benim de telefonla Google çeviriyi açmışım.
Merhaba nasılsınız diyeceğim. Çeviriyorum, kıza gösteriyorum falan filan böyle. Kız bakıyor, cevap veriyor, anlamıyorum. Number yazdım, kıza telefonu tutuyorum. Number deyip telefonu tutuyorum falan. Kızlar güldüler falan filan. Kimseyi şey yapamıyorum, tamam mı yani? Muhatap olamıyorum. En son baktım orada bir tane kız oturuyor, tamam mı? Ama nasıl güzel acı. Sezer. Kanka nasıl güzel bir kız. Dedim ki ben bunun yanına gideyim. Gittim abi. Hello mello derken güldü bu kız falan filan. Türksün biliyorum dedi. Aa dedim, sonunda dedim Türk bir insan gördüm yani. Türk bir kızla karşılaştım dedim. O da, onun da dili yokmuş. Dili yokmuş derken böyle yani İngilizcesi yokmuş diyeyim. Ha, oğlum o kadar salak değiliz amına koyayım ya. Türk olduğunu biliyorum anladık, dedi. Orasını anladık. Neyse. Biz onunla bir muhabbete kaptırdık kendimizi falan filan. Ama nasıl güzel bak, gece biraz da hafif de böyle alkollüyüm falan böyle. İşte şeyiz böyle, muhabbet aşırı sardı. Birbirimizle evet. Falan böyle kalktık, dans falan ediyoruz. Hani bütün gece oradaydık açıkçası. Sonra tabii ben ki. Kızla telefonunu açtım. O kızın adı neydi biliyor musun? Neydi? Lale'ydi. İşte o kız Lale'ydi. Sonra asıl konuya geliyorum. Sonra ben kızla bir fil görüşmeye başladım. Ama oğlum bir telefonu dayak yedi. Ya dur. Ondan sonra ben o kızla bir fil görüşmeye başladım. Yakaladın mı burayı? Tamam anladım orasını. Her gün buluşuyoruz kafelerde, barlarda, gece. Ama sürekli buluştuğumuz yerler ama nükleyim low ışıkta. Böyle sürekli patlamalı mekanlar falan filan. Neyse abi. Ben bunu günden güne ısınıyorum. Ya dur aga, hemen oraya geçmedik. Yok çakmadım daha, tövbe estağfurullah. Günden güne böyle... Ben buna alışıyorum böyle, işte canımlar aşkımlar havada uçuşmaya başladı. En son dedim ki böyle olmayacak, hani biz hani artık bir ciddiyete varalım falan. Ben bu kızla aga 5 ay boyunca... Abi, bak 5 ay... Yemeden içmeden kesildin. Ya yok aga, 5 ay boyunca ben bu kızla flört ettim. Sevgililik moduna girdik falan filan ama cinsel anlamda hiçbir şey yaşamadık. Sonra kız dedi ki... Niye yaşamıyorsun? Aga yaşamadık, yaşta küçük yani şimdi. Birazcık da o noktada hype'ım. Yani oğlum, yükselmişim. 20... Neyse... 23-24 küçük değilsin. Ya büyük mü amına koyayım ya? Evet. Tamam. Oğlum küçük mü amına koyayım? Senin yaşındaki benim çocuğum vardı lan. Neyse aga. Normal. Neyse aga. Bir şey ya, birazcık tutuktum ben, anladın mı? Öyle çok açık bir çocuk değildim yani. Böyle utangaç bir çocuktum yani. Nasıl yaşayayım amına koyayım? Nasıl utangaç bir çocuktun ya? İstanbul Taksim diyorsun, bar diyorsun, pavyon diyorsun. Ya aga sen İstanbul'dakileri amına koyayım, sürekli İstanbul'dakileri çırılçıplak boyalı mayalı sokaklarda dans eder geziyor mu zannediyorsun ya? İstanbul sanki dediğin Amsterdam mı dedim amına koyayım? İstanbul dedim ya. Lan abicim sen hani bar mar diyorsun, onlara takılan insan biraz açık olur hani, ondan dedim ben. Abi yani bar mar da yani normal, senin benim gibi adam oturuyor gidiyordu oraya. Oraya da şimdi senin gibi kekolar sarmış durumda. Sen ne zannediyorsun ki İstanbul'a amına koyayım baktığın zaman? Neyse anlatıyorum. Bu kız dedi ki... Bak tamam, küfremeden konuş. Pardon. Ölümsüz hoş geldin. Ölümsüz hoş geldin. Ölümsüz günaydın. Hoş bulduk. Ölümsüz günaydın. Günaydın. Anlatayım mı abi? Küfremeden konuş. Şey, neydi adın? Tamam tamam. Anlat. Bu arada tanıdık mı abi? Üretmiyorum zaten de. Lan tanıdık, ne yapacaksın amına koyayım ya? Yok şey yüzden sordum. Hani belediye başkanı mı geldi dedim ya. Anladım mı? Hepimiz selama durduk ya, o yüzden yani. Yok rahat konuş, rahat. Evet, anlatabilirsin. Tamam rahat. Yok küfürsüz konuşuyorum zaten. Neyse abi. Ya küfürlü de konuşabilirsin. Sıkıntı ya tamam amına koyayım. Sus da anlatayım. Neyse. Hadi anlat. Abi kızla biz 5 ay 5,5 ay falan filan böyle bir fiil görüştük. Her gün ama, her Allah'ın günü görüşüyoruz. Bende de para var ayıp söylemesi. Baba parası yiyorum ben. Normalde bisik olmaz benden de, işte baba sağ olsun. Veriyor arabayı, veriyor parayı. Günde 50 lira cebime koyuyor, gönderiyor beni her gün. 50 TL. Hadi olsun bak. Bak şimdi böyle para var diyorsun, araba var diyorsun ama ne bileyim utangacım diyorum ben, burasını çözemedim. Abi bak, hala orada bak ama kaldım. Şöyle bir sıkıntı var. Nasıl utan? Şimdi bak şöyle bir sıkıntı var. Arkadaş çevrem şimdi var, özel anladım. Okullarda büyümüş bir çocuk hayal et, anladın mı? Hep derslerine çalışmış bir çocuk hayal et. Böyle biraz asosyallik var. Tablet çocuğuyum ben. Tabletle büyümüş bir çocuğum ben. Sen benden ne bekliyorsun ki? Bilgisayar çocuğuyum ben baktığın zaman. Hep bilgisayar oyunları. Anladın mı? Öyle sert, o kadar da kendime kapanık bir çocuk değilim tabii. Sosyal bir çocuğum. İlla piç mi olmam lazım yani? İstanbul'da. Peki bir şey söyleyebilir miyim?
buyursunlar. Söyle. Siz konuşurken hem oynayabilirsiniz de böyle. Abla oyun kaçmıyor ya. Ne bileyim biz muhabbet. Ya şu görevleri yapaydık bari ya. Söz veriyorum bütün görevleri yapacağız. Hadi. Anlatıyorum sana doğru oğlum, geliyorum zaten. Ne kadar kaldı? Zaten manyak oynuyor biliyoruz dünden. Abi bölüm finali. Lan neyse. Dayak yedin mevzuya geldi ya. Geliyorum abi. Sonra bir gün bana kız dedi ki. Bir gün bana bu kız dedi ki. Muratcan dedi. Tamam oğlum ne dedi söyle hadi. Muratcan dedi. Ben dedi artık seni dedi ailemle tanıştırmak istiyorum. Ben dedim ki biraz erken değil mi? Şimdi bende de para olduğu için günde 50 TL küçük para değil. Bende de para olduğu için ben de acaba falan derken gerçekten aşığım ama. Sonra bir gün beni eve çağırdı bu tamam mı? Aga eve bir gittim. Tamam hazır ver bakayım. Hazır ev ver, boş. Hazır ver. Hazır buraya kadar bakayım. Anladın mı? Ev boş. Murat'tan atarım bak. Hazır verdim abi. Murat'tan atarım. Aa verdim. Adem sen hazır ver. Eve girdim abi. Sezer abi. Dur bir dakika dostum. Dostum bekliyorum. Tülay nerede oynuyordun? Avrupa mı? O bağırtı ne ya? Fark etmez ben. Tülay. YouTube'da. Fark etmez. Ben oynarım yani. Tamam. Oğlum sen harita indirmemişsin. İndireyim abi hemen. Bırak indirme bırak. Tamam. Zaten sağa çık hadi gideceğiz. Sen devam et. Sen konuş bakayım konuş hadi. Kim o hamile olan kimmiş ya arkadan beni hamilesin. Ne oğlum? Ya YouTube'da ya oğlum, dinliyor çocuk ya. He tamam öyle şeyler izlemesin abla. Gider misin odandan? Lale sıkıntı yapma sen. Yok hani çocuğa zararlı olur hamilelik falan izlemesin diye dedim. Neyse. YouTube'da oğlum Lale çocuk sen kanalı. Hep muhabbetini... Lale. Efendim? Muratcan. Oğlum sen muhabbetine mi giriyorsun oyuna? Hiç oyun, görev yapmamıştın oğlum sen başlayamıyoruz oyuna. Görevleri nereden alıyorum bilmiyorum ki amına. Bana bir Allah'ın kulu senin gibi bir adam demedi ki şuradan görev alıyorsun buraya teslim ediyorsun. Oğlum babanın parası varmış git parayla al ondan yap. Tamam alırız. Allah'ım yarabbim. Günlük limitim şey var ama 50 TL amına koyayım. 50 TL ne alabilirsin? Memur lan benim babam. Parası var dedim memur maaşı var. Garanti oğlum, ama her ay geliyor. Oğlum, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. 50 lira kim verecek sana? Söyle. Tülay. Küfür etmeden konuşsa ortada. Tamam. Özür dilerim. Dayak yiyeceğiz. Neyse yani abi. Ben varım. Bilmiyorum. Erkek muhabbetinde. Tamam özür dilerim. Abla senin yaş kaçtı bu arada? La kardeşim lütfen. Lütfen. Daha senden büyük. Oyna hadi. Tamam abi anlatıyorum şimdi. Çok kısa bir konuyu kapatayım ya. Ne anlatmamış? Eve çağırdı beni kız tamam mı? İsmi Lale. Ev boştu kızı çağırmış. Evet abi abla. Kız çağırdı. Dedi ki gelsene dedi. Girdim. Üstünde böyle minili bir şey giymiş. Tam böyle sarılırken çok tövbe estağfurullah bana bir şey dokunuyor anladın mı? Böyle bir şey batıyor gibi oluyorum. Tövbe estağfurullah. Geldi arkamdan sarıldı falan filan. Sırtıma böyle bir bir kabarıklık. Allah korusun böyle sırtından arkamdan sarılıyor arkama doğru böyle bir kabarıklık hissediyorum falan. Tövbe estağfurullah diyorum. Bir de etek giymiş ince de. Kıza top çıktı. Neyse falan derken tövbe estağfurullah derken ben böyle bir önüme döndüm falan filan. İlk böyle bir aklıma gelmedi ama sonra bir kıllandım yani anladın mı? Sonra sarıldık falan filan böyle. Eteğinde falan böyle garip bir şey var derken. Elimi aldı abi oturduk yatağa. Böyle hafif böyle şey yaparken. Bana bak. Bir baktı. Muratcan. Bir baktı. Efendim abi. Muratcan. Evet. Neyse top yatağım çıktığını söyle de konuyu kapat. Doğru söyle öpüştü mü topla? Öpüştüm abi. Helal be. Tamam dostum. Şimdi Nikim'in nereden geldiğini tamam, dostum, anladın mı abi Nikim'in? Lale Siki. Ha sen oradan. Ha sen de top oldun. Yok top olmadım tövbe estağfurullah. Sen de oradan. Niye Nikin öyle yapıyorsun sen... o zaman? Sen de oradan bir topluk kaldı yani doğru mu? Yok kalmadı ben işte orada elime geldi o işte ister istemez. O yüzden Nikim'i öyle yaptım ben de. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Hep öyle aynen. Zannediyor kendini. Kızlara güveneceğim bitti. Vallahi bilmiyor musun? Yatağa mata girmiş. O kadar neyse yatağı... artık başlıyorsunuz mu?
olsun. Ablacım ne oyun manyağı çıktın be. Vallahi ne oyun manyağı çıktın abla sen. Aynen ya. Sen bana sonra iste... Tamam. Ne yapayım? Görev derdindeyim. Bak ben sana istek attım tamam mı kardeşim? Attın mı Sezer abi? Ben seni sonra dinleyeceğim ben seni. Oğlum baksana koşa koşa oyuna giriyorlar oğlum. Burası çok ayrı bir dünya. Baksana kızın arkada kadının çoluk çocuk YouTube izliyor. Oo saat kaç? Abi saat 7.14 olmuş da. Evde bulaşıklar duruyor abla görev peşinde burada. Kafayı yemişler abi buradan. Ne var lan bu oyunda bu kadar? Abi çok ilginçti ya. Ama ben biliyorum ben yani bilmeyenler en azından görmüş oldu. Burada bu var ya. Gerçekten çıldırmış insanlar diyor. Abi de kız şey dedi. Evet abi telefondan oynuyorlar. Ben amına koyayım telefondan bir kere denedim. Benim baş parmağım 3 tuşa birden basıyor amına koyayım. Çağrı harikayı buldun mu? Şaka yapıyorsun. Figen bana özelden... Beni de alsanız aynı odaya. Siki kadar ekranda. Ya şimdi kimin siki kadar olduğu konusunda... Bura tartışılabilir. Hani... S mi, S plus mı? Orası. Figen benim o odaya girmem lazım acil. Beni oraya alman lazım Figen. Nasıl yaparız? Bayrak atsanıza Figen. Bayrak atın. Bayrak atsanıza Figen. Nikin ne ya? Figen nikini söylersen de ghost yeriz. Ama sen bayrak at ben bulayım odayı. Kesin söylemiştir bu Figen ya. Kesin yayındaydık falan demiştir ya. Dur ya şu Figen. Özelden yazsın bana o zaman. Şampiyonluk orada. Bayrak. Tamam bayrak atsın. Eren sen nereden geldin aman okuyayım. Ben başka bir yere gidecektim. Kılığa bak tipe bak. Hiç aynaya baktın mı lan? Bitirgi soruyor o zaman orta bir çocuğu. Hadi. Tamam görüşürüz. Annenin yanına. Çıldırmayacağım ona koyduklarım ya. Aa buldum. Siktir kaçırdım ya. Hadi. Burada bir yerde. Lales 2. Ya Figen inanılmaz. Gerçekten sen bunu aradın buldun mu ya? Yok abi bulamıyorum. Merhaba. 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 Aha. Merhaba, harika. Merhaba. Neden kaçtın harika? Var ya dinleyicin o kadar sadık ki sana söyledi bak benim geleceğim. Yoksa ben geliyordum seni tiye almaya. Nasıl yani?
Ben söyledim yayında ben olduğunu ya. Dalga geçmeye geliyordum. Kim söyledi bir kısa? Yayıncı olduğunu söyledi. Fiona. Ben ne bileyim tekrar geleceğini buraya ya. Ya Figen, tebrik ediyorum ben... ya. 13 yaşındaki ghostçular yapmıyor senin yaptığını Figen ya. Şu hikayeyi bir tatlıya bağlamaya gelmiştim ben... ya. Ama komik olan şu, ben seni arıyordum. Yanlışlıkla attım ben seni. Çok ballıyım. Allah'ın sevgili kulu var ya, işte hadi o ya. Benim. Madem girdim, iki oyun atayım dedim. Bakıyordum, baktım harika yazıyor. Bu harika mı diye girdim. O tam odaya girdim, harika diyordu ki ben bir arkadaşımı arıyorum dedi. Ben de arkadaşım Marangoz mu dedim. Sırayla. Evet dedi. Bir dakika, şu orospu Figen yazanı bir banlasanıza. Nerede? Ha şeydi. Oo, abi sattı taraf. Diyor. Troll yapmak isteyen zaten bendim. Ne satması ya? Ben sizden daha büyük keyifle izlerdim, ya. Katılırdım falan. Ama zaten bitti gitti yani. Bir de bu arada harika seni yanlışlıkla atmış. O evet şey abi, eklerken... Bir şey söyleyeceğim harika. Atınca üzüldün mü? Üzüldüm tabii. Seni arıyorum deli gibi. Lades diye arıyorum bir de ben. Yanlış görmüşüm. Ben de şaşırdım çünkü. Beni nasıl atar dedim ya. Sonuçta şarkı... nasıl atabilir yani? Yani atabilirden ziyaden evet. Niye atacak yani? Anladın mı? Yok yok. Atmayacaktım yani. Orası kesin. Hatta böyle bir 7 yıllık heyecan... Yani ilk defa bir heyecan hissetmişti o. Şaka yapıyorsun. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Sana bir daha ben asla güvenemem. Ne yapayım? Bana bir daha asla güvenemez diye. Bir şey diyeceğim. Chat'te demiş ki biri bana da aynı yalanı söyledi deyip devam ettirseydin demiş ama ben yayını kapattım oyuna girdim. Yani oyun arıyordum. Bildiğin çağrıyı kapattım. Aynen, çağrı yayını da kapatıyor sandım. Oyuna girdim, harikayı orada gördüm. Hani sen ona attın ama o sana böyle böyle bir aslında geyik yapıyordu, troll yapıyordu gibi. Seni savunacaktım aslında. Sonra baktım hala yayındaymışsın. Gelip tekrar yazdım. Ben aslında gitmiştim yani. Anladım. Yani bozmadım işinizi. Yok ya, Fiona'nın burada hiç fikri yok. Yani, yok çok komikti. Bu ben bir arkadaşım arıyordum. Ya ben gidiyorum. Onu... Sizi yalnız bırakayım. Yok yok git. hiç başka yerlerde arama. Gitme gitme Figen, şaka yapıyorum. Ben şu an şu Twitch'i... Onu seversin diyor. Ben bu Twitch olayını da hiç bilmiyorum. Onu arıyorum şu an. Beni görmek istiyor musun şu anda? İsterim de. Evet, senin linkini ben ona attım ama telefondan olduğu için bakamıyor şu an. Oyundan çıkması gerek. Kötü. Twitch.tv/ aynı sinemalar. Bir dakika. Ay. Yani sen ne yapıyorsun? Hala bizi o kadar insan izliyor mu? Uykum gelmiyor. Öyle oynamayın bakıyordum. PUBG Mobile mi seçtin? Seni bulmak için girmiştim. Madem girdim güncelleme yaptı o kadar. Bir iki oyun atayım dedim. O sırada işte kaderin bir cilvesi, harikaya rastladım. Ya çok ilginç bir gece. Bir şey söyleyeyim mi? Figen de yayıncı ha. Saat... Farkındayım. Figen söyledin yayında değil değilim şu an. Ha, yok yayında değil de. O kendi dedi, sen de mi aynı şeyi yapıyorsun dedi. Konuşmandan belli dedi. Oysa ki ben trollemiyordum. Figen de yayıncı. Dikkat et yani, belli olmaz Figen'in işi. Yok, farkındayım. Galiba görüyorum, gözlük var. Evet. Bu kontenti yapalım. Hala yayındayız. Evet, ama sen... Çar saçlarınızı evet. Bak yakışıklıyım diye gözlük kaldırıyor. Senden beklenmeyecek hareketler. Sadece seni, neden biliyor musun? Seni etkilemeye çalışıyor galiba. Hayır. Şu yüzden göstermek istedim. Normalde ben bu PUBG Mobile oyununda insanları trollediğim için, hani böyle lobilere girip çıktığımız için gözlük takıyoruz. O bizim mimimiz oldu artık. Gözlük takıyoruz. Hani şey açısından takıyoruz bunu da. Hani burada çok değişik insanlar var. Bunlardan korunalım. Işınlardan korunalım kafası. O geyik yani, anladın mı? Bu konsepti yaparken gözlük takıyorum. Yoksa gözlükle yayın yapmıyorum. Öyle bir ruh hastası değilim yani. Neyse, olabilir canım. Çok da
Bak bak seninle ilgili neler yazıyorlar onlara bak. Ne yazıyorlar? İndiriyorlar sana. Haklılar tabii ki. Harika kalp çağrı yazıyorlar. Bana yenge falan yazıyorlar. Bana giydirir chat ama sever de yani, yani aynı zamanda. Gelmiş. Değil mi chat? Hem giydirir hem sever. Bu amına koyduğum çocukları falan demiş. İşte ben de onu diyorum yani böyle bir ortam olduğu için gözlük de kokuleta da hepsi olabilir. Hatta huni. Tabii yani zaten burası çok müsait onun için. Ama gerçekten çok ballıymışım. Hani seni yanlışlıkla atarak. Bu arada kaç oda var? İnanılmaz bir şans benim harikayı bulmam. İlk en altta gördüğüm harika yazıyordu bildiğin. Evet, ve tıkladım harikayı buldum ya. Yani. Arasam bulamam değil mi? Çok ilginç gerçekten. Neyse ben bölmeyeyim de muhabbeti bari arkadaşlar. Yo biz eğleniyorduk yani. Eğleniyorduk derken hani kötü anlamda eğlenmiyorduk bu arada. Senin arkandan dalga falan geçilmedi yani. Öyle muhabbet ettik. Hatta şarkıyı falan bayağı bildiğin. Ya öyle önemli değil. Şarkıyı falan bayağı bildiğin. Tabii canım hatta seni bir sürü övdük ne kadar olgun kadın düzgün cevap veriyor falan diye. Öyle bir şey çok... dalga geçme durumu kesinlikle. Gerçekten şunu yazdı. Bu kızla arkadaş olmak istiyorum. Beni yani. Tanıştırsana yazdı. Evet. Ha, sonra da buldum o arkadaşı. Biz seninle arkadaş olmalıyız. Ya şaka gibi. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. Hangi arkadaşı şeyde okuyorsun? Ekledim yalnız. Ben ekledim. Nasıl bir enerjin var senin? Çok iyiymiş. Beni mi ekledim? Evet ekledi bu arada. Arkadaş olduk şu an. Hayırlı olsun. Ya hemen ben o zaman müsaadenizi isteyeyim o zaman bana. Ha? Artık. Yani. Kime nasip kime kısmet oldu. Niye arkadaş kalabalık arkadaş olunmuyor mu? Benim çok arkadaşım var ama. Ha? Çok benim çok arkadaşım vallahi var. Valla kaçırdım orayı. Ha, benim yok. Biz böyle PC başında çok vakit geçirenler olarak açık arkadaşsızız. Yani en azından böyleyim. Çağrı öyle değil muhtemelen. Biraz daha yani ben de... sever bir tip. Ya Figen biz seninle ben arkadaş olmadık mı? Seni kabul etmiş arkadaş olarak. Bir kere bile gelmiyorsun etmiyorsun. Çağrı hatırlıyor musun? Sen yıllar önce, yıllar önce 30 izlenirken evet. Seni bulmuştum. Gelip benimle arkadaş olur musunuz demiştim, size sormuştum. Seni almamıştık. Sonra beni kandırmıştınız. Ben, evet önce beni aranıza almadınız. Sonra ben ikna ettim sizi ve benimle arkadaş olmayı kabul etmiştiniz. Evet. Şimdi 2000 izliyorsun Çağrı Bey, izleniyorsun. Beni unuttun. Hiç benim asla. Figen diye bir arkadaşım vardı. Asla unutmadım. Asla değil. Sen gittin Facebook'lara kaçtın burada. Burada senin yayınına bile giremiyorum ben. Bir giriyorum geçmiş yayınlarına izi geliyorum. Ekmek parası. Nasıl bir ekmek yiyorsun acaba? Nasıl bir ekmek yani? Kiminin? Ekmekli bayağı fırın yani anladın mı? Tasarla bize harika yazıyorlar bak. Tasarla bize harika. Ya senin şarkının yüzünden talaşlar ne olacak diyor. Hiç tarzım değil ya. Ben o sırada ya, şarkının bir cümlesini falan. Bile dinleyemedim güncelleme yaptığım için. Şimdi kliplerden aa, tekrar dinleyeceğim şarkı. Şarkı doğaçlamaydı evet. Farelerden bahsediyordun bir arada denk geldim. Fareler arasında talaşlar arasında. Hiç bana göre değil. Tarzım değil. Ben kaçıyorum. Nereye ya Figen? Ben de kaçayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Tamam trolünü söyledim ama en azından sizi kavuşturdum. Bence bu da bir şey. Ya keşke söylemeseydin. Ona da söyledi. Şimdi ben seni trolleyecektim ne güzel. Aynen ben ona dedik mi sen de git şimdi onun chatini onu trolle dedim. O sırada ben yayına geldim. Baktım ki hala yayındasın falan. Bla bla öyle şeyler işte. Çok güzel olacak. Bir gün biliyordum buradan yengemiz çıkacağını. Diyor, senin chatin bende. Hayırlısı be kardeşim. 34 müsün sen gerçekten? Değilsin ki. Yok 29. Ben de bu arada yani. Hiç 34 göstermiyorum. 29 mu? Evet. Oha işte sen de eşek kadarsın Çağrı. Yani büyüdük. Yani ne diyeyim yani. Lan ben seni daha küçük sanıyorum. 29 musun sen? Evet. Figen sen kaç yaşındasın? 90'lı mısın? 91'li misin? 90. 87'liyim ben. 87 mi? Sen yaşlıymışsın ya. Sen de yaşlıymışsın ya. Evet ben de yaşlıyım. Sen 86'lı mısın harika? 3-3. 83. Figen de... İşte yani jenerasyon yakalarız ya. Aynı jenerasyon. Z kuşağı anlaşırız ya biz. Pek değil. Sen... Nasıl?
90 değil mi? 90 işte. Evet. 90 da artık eşek kadar yani. 90'daki 90'lar değil. Çok başkaydı yani. Aynı jenerasyon değil. Biz 80 jenerasyon. Niye ya, Pokemon'u bilmiyor muyuz hepimiz? Power Rangers'ımız yok mu bizim? Tamam biliyoruz da Susam Sokağı'nı biliyor musun mesela? Bilmez miyim Susam Sokağı'nı ya? Yetişmiştir sonuna ya. Yalan. Evet biliyorum sokağını. Abi. Lezbiyen misin abla demiş. Hayır, benim erkek arkadaşım var. O harikaya yani. Milf yazıyordunuz. Hadi yine yazsanız alan diyor. Bana da milf diyorlar yazık ya. Bu pornolar resmen zihin inşa ediyor ya. Evet ya. Twitch chat böyle ama. Bu yani, konuya biraz değinebilir miyiz? Onlara çok takılmayacaksın onların dediklerini. Yok takılmam zaten. Yok ya harika bayağı bir şey. Doğru. Rahat yani. Ben henüz hala Lolita'yım tatlım. Efendim? Milf başka şeylere deniyor. Milf porno da çok uzun. Hareketlenme oldu bende. Efendim? Kimde? Burası şey mi? Nasıl bir ortam ya? Burası nasıl bir ortam biliyor musun? Twitch hesabı açıyorsun. Beni takip ediyorsun. Tamam mı? Ben yayına girdiğim zaman sana bildirim geliyor. Aynı sinemalar yayında diye. Zaten tüm sosyal medya hesaplarım aynı sinemalar. Çok... Ya öyle mi anlatılır Çağrı? YouTube gibi ama canlı. Öyle düşün. Önceden niye YouTube üzerinden? Başka... Ben kendi abi, platformumu abi, niye başka platformum üzerinden örneklendireyim ya? Ya çünkü herkes YouTube'u bilir. Hani ben mesela babaanneme böyle anlatıyorum. Ne iş yapıyorsun dediğinde YouTube gibi. Şimdi haklı kız. Bana da öyle anlat. Çünkü ben teknoloji şu an hiç o kadar garip gelip ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. En başından mı anlatıyorsun? O yüzden bana da babaannene anlatır gibi anlatabilirsin. Sonra anlat sonra. Ben şimdi sıkıcı olabilir. Evet tamam sonra anlatırım. Bak bak. Arkadaşlar ben daha sonra anlatacağım Harika Hanım'a. Buradan da şey yapıyoruz diyorsun. Bireysel yani. Televizyon gibi bak bravo ya. Tek cümleyle açıkladı ya. İnteraktif televizyon. Aynen. Ya şimdi biz burada yayın yapıyoruz. Oradan chat'teki arkadaşlarımıza bir şeyler yazıyor. Ben de onları okuyorum. Sonra destek atıyorlar, donate atıyorlar, abone oluyorlar falan. Orada mesaj gönderiyorlar. O mesajları da okuyorum. Sonra ben burada oyun oynuyorum, muhabbet ediyorum. Bir şeyler yapıyorum. Aynen burada Çağrı şu an işini de böyle yapıyor. Bir şey yok muydu ya? Vardı. Mirç gibi. Sadece görüntülü. Evet. Hayır ya, birebir sohbet değil bu. Burada 2000 kişi birlikte sohbet ediyor. Chat yan tarafta. Hani öyle. Ama işte Yok doğru söylüyorsun. Yani buradaki content, yayın, bir ton yayıncı var. Bir sürü yayıncı var. Asıl mevzu şu. Sen muhabbetini sevdiğin, sohbetini sevdiğin, izlemekten keyif aldığın bir yayıncıyı biliyorsun. Yaşlı harbiden. Chatte var olmaya da bilirsin. Full ekran da izleyebilirsin. Ama chatteki ortamda hani bir yerden sonra nickler tanıdık gelmeye başlıyor falan filan böyle. Onunla selamlaşıyorsun, bununla selamlaşıyorsun. Aslında burası bir ortam. Çay bahçesiyiz yani biz. Evet hoşmuş. Aynen güzelmiş. Aslında burası oyun platformu. En başta öyle başlamıştı. Hani insanlar oyun oynuyor. Sen de oyun oynayanları izliyorsun. Daha sonradan tabii gelişti, büyüdü böyle. Artık daha farklı içerikler var. Televizyon gibi oldu artık. Çağrı şu an çok bir show programı aslında yapıyor. Evet. Gerçekten çok pahalıymışım ya. Düşmüştün değil mi? Seni yanlışlıkla atarak yani. Yok yanlışlıkla atmıştım. Yok düşmüştün. O yüzden yanlışlıkla attın. O yüzden ballısın. Evet evet ya bug'a girdim. Arapların sesinden seni duyamıyordum. Ya gerçekten Allah'ın sevgili kuluymuş. Ya bir teşekkür şey ederim Allah'ım. Bir şey olmayacaktı ya. Sanki insanlar da şimdi... Tabii tabii. Tamam yayını kapattı. Abla 82 anayı taşıyla beraber doğmuş. Yayını kapattı şuna basıyordum ben de. Neyi kapat? Yayını kapat. Tuşuna basıyordum. Şu an yayını mı kapatıyorsun? Yok kapatmıyorum. Kapatacağım ama şimdi. Bir abone online yok mu senin harika? Abone mi? Olamaz ki şu anda. Çağrı bu arada para... Evet, hesabı yok, geyik yapıyorum da. İşini yapıyor Çağrı şu an aslında, para kazanıyor. Böyle bir güzel. Aa ne güzel. Diyor. Hobi tabii. Olarak yapmıyor yani şu an yaptığı. Full time yayıncı. Tabii en başta herkes hobi olarak başlıyor ama... Neyse ben sana daha sonra Twitch'i detaylı anlatırım. Seversen dahil olursun. Okey.
Sevdim gibi ya. Güzel görünüyor. Televizyon İyi izleme. Zaman getirir. Televizyondan sıkıldıysan alternatif televizyon. Televizyonu izlemeyeli 12 yıl kadar oluyor. E tamam, o boşluğu dolduruyor. Eğer YouTube'daki saçma videolardan da sıkıldıysan Twitch o platformu yani. Aynen. Her kafa güzel yani şey. Beni izlemen için söylemiyorum. İstediğin tarzda illa kafana göre birini bulursun veya birkaç kişiyi. Yok, ben seni izleyeceğim sadece. Teknolojik Playboy diyebilir miyiz abi mesleği yazmış. Denebilir evet. Aynen. Denebilir. Kanalı takip etmeyi unutmayalım ama. Hemen kendine bir tane kullanıcı hesabı aç. Kanalı takip et. Yayına girdiğimde bildirimi gelsin ki. Geceleri yayın açıyorum gerçi ben. Sen uyuyorsundur o saatlerde ama olsun, artık yapacak bir şey yok. Ben geceleri uyumuyorum. Yani bir saat önce yeni uyanmıştın ama yine de sen bilirsin. Yok, bugün böyle oldu ya. Harika dün ablanın de, kız kardeşi, yeğeni, torunu falan varsa haberimiz olsun yalnız bak. Var var, bizde kız çok ya. Satışa çıkarıyorum. Yarın üye olayım ondan sonra. Tamam. Sırayla yazıyorlar yani. E tamam, siz Figen'le ekleştiyseniz. Tamam, aynen. Ben de o iş. Ben de ekleyeyim harikayı ya. Haydi o zaman. Haydi o zaman, bir PUBG'de oyun atalım bari. Aman bu oyun oynamayı ne bilecek? Ben oyun oynamıyorum ki. Ben de... Ya ben bilgisayardan oynuyorum yani. Mobil değilim yani. Olsun. Ben de aynı. Ben kaçıyorum. Güle güle. Haydi. Öptüm sizi. Nereye çok memnun oldum Ayka. Kacım iyi yayınlar sana da. Yani gideyim diyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Git kız artık falan diyor. Çıkamadı lan. Ben de gidiyorum. Görüşürüz Erkan o zaman sizinle de. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Ben Arda'dan ekledim seni. Başka nereden ekleyebilirim bilmiyorum şu an. Buradan. Her yerden yazılmıyor. Twitch TV'de. Ekleyebilirim ama işte. Kim aynı yani sinemalar. Şu an... Aynı sinemalar. Ha, o bakımdan diyorsun. Tamam. O bakımdan her yerden ekleyebilirim. Buradan ekleyebilirim. Okey peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Artık. Kendinize iyi bakın. Bir PUBG trollünün daha sonuna geldik. Bu sefer güldürmedi falan yazıyor. Arkadaşlar troll yapıyoruz yani, gözünüzü seveyim ya.